Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem hocalarım ve değerli dinleyiciler. Bugün burada yapacağımız münazara ve tartışmaya hoş geldiniz. Sözlerimin başında önce şu anda başka bir bağlamda ve başka şartlarda hayatlarını sürdürmek üzere uğraş veren Suriyeli ve Mısırlı kardeşlerimize dua ve Cenab-ı Hakk'ın yardımını niyaz ederek başlamak istiyorum. İnşallah dualarımız, kalbimiz onlarla beraber. Değerli dinleyiciler, bizim İslam geleneğinde adab-ül bahs, ilmül münazara, bazen bunun biraz daha ilerisi ilmül cedel diye adlandırılan ve Müslüman alimlerin bir araya gelip dini mesaili kendi aralarında ilmin ve Müslüman olmanın verdiği adab ve edep içinde tartışmaları yaygındır. Ben İmam-ı Azam Ebu Hanife ile ilgili çalışmalar yapmış bir kişiyim. Ebu Hanife'nin menakibinde İmam-ı Azam'ın Küfe'den Bağdat'a, Basra'ya ve yakın daha başka beldelere bu ilmi münazara yapmak üzere 15 defa seyahat ettiği onun menkibelerinde anlatılıyor. Özellikle yani İmam-ı Azam'ın o güçlü ve sağlam mantığı dolayısıyla da bilhassa haricilerle, kaderiye ile bazen muattıla ile tartışmalar yapıldığı zaman hep gözler Ebu Hanife yararmış ve onu davet ederlermiş. Yine biz İslam tarihine baktığımız zaman Eş'ari kelam alimi var. Ebu Bekir el-Bakillani diye biliyorsunuz. Ebu Bekir el-Bakillani Hicri 418 vefat tarihi Basra'dan bir vesileyle İstanbul'a geliyor. Henüz İstanbul Bizans'ın elinde ve İstanbul'da yaptığı münazara ve münakaşalar ve başarılı tartışmalar sebebiyle onu hızlı bir şekilde İstanbul'dan uzaklaştırmak ve böylece İstanbul'daki Hristiyan din adamlarının zihinleri karışmasın diye böyle bir çaba içine girildiğini biliyoruz. Keza yine Eş'ari mezhebi alimleriyle Maturidi alimlerinin kendi aralarında çok tatlı münazaralar yaptıklarını biliyoruz. Bunun bir örneği Fahreddin el-Razi ile ki Eş'ari bir kelam alimidir. Nureddin es-Sabuni Maturidi bir kelam alimi. Bunların da kendi aralarında yaptıkları münazaralar tarihte güzel yankılar ve tatlı münazaralar oluşturmuştur. Son olarak bir örneği de bizim İstanbul'umuzun aynı zamanda şehremini olan Hızır Bey'in Fatih'in dikkatini çekmesi, Mısır'dan gelen bir alim İstanbul'da yine böyle ilmi mübahaseler, münazaralar
yapıyorlar ve işte o gün İstanbul'da bilinen alimlerin birçoğunu susturuyor veya onlara galip geliyor. Bunun üzerine Fatih'e diyorlar ki böyle kısa boylu küçük bir zat var, bizim bir hocamız var, bir de onu çıkaralım bunun karşısına. Ve Hızır Bey o küçük cüssesiyle Mısır'dan gelen o zatın karşısına çıkar ve ona sorduğu sorular ve tartışmalarıyla bir anda sultanın dikkatini çeker ve Hızır Bey olma özelliğini, vasfını kazanır. Yani kısaca bugün yapacağımız şey bir bidat değil, bizim geleneğimizde mevcut olan bir tartışma usulüdür. Ve bidatlere alışkınız hocam, olursa olsun. Yani. Efendim? Bidatlere alışkınız diyorum, olsun. Evet. Bazı bidatlar güzeldi yani Hasan'a. Şimdi yalnız şunu ifade etmek istiyorum. Bu İslam alimlerinin aralarında yaptıkları mübahaseler, münazaralarda asıl maksat ve niyet hakikati bulmaktır. Hakikat arayışıdır. Yani hak neyse ona ulaşalım. Yoksa eğer araya nefsimizi, benliğimizi, takımımızı, şunu bunu koyup hakikati ikinci plana atarsak maazallah, yani ameller niyetlere göredir ve bu yaptığımız faaliyet çok da İslami bir şey olmuş olmaz. Onun için yani hakkı aramakta temel hedefimiz olmalıdır. Tabi Adab-ül Bahs diye isimlendirilmiş bu tür şeyler. Dolayısıyla konuşmalarımızı ve dinleyicilerin edebe uyması gerekiyor. Yani şahsiyet yapmadan, hakaret etmeden ama ilmi bakımdan görüşünü sonuna kadar tenkit edebilir, savunabilir ama yani insanların kişilikleriyle bence oynanmamalı. Özellikle tabii ki hocalarımızdan ben zaten böyle bir şey olmaz da dinleyicilerimizin yani hoşlarına gitmeyen bir şey söylendiği zaman buradaki konuşmacıların konsantrasyonunu bozacak veya bizim bu ilim meclisimize, ki burası aynı zamanda bir cennet bahçesidir, bu meclise uymayacak tepki vermemeliler. Yani tepki versinler ama bu meclisin şanına uygun tepkiler vermelerini istiyoruz. Ve tartışmamızda saat tutarak her hocama aynı süreyi vereceğim. Eğer birinin sözü kelamın gereği biraz uzarsa o vakti bu defa diğer hocamıza da ilave ederek vereceğiz ve inşallah adil bir şekilde, tarafsız bir şekilde bu oturumu yönetmeye gayret edeceğim. Bu usta Cenab-ı Hak'tan da yardımını niyaz ediyorum. Şimdi bugün tabii konuşacağımız konu esas itibariyle efali ibad, yani kulun fiilleri ve bu fiillerin önceden Cenab-ı Hak tarafından bilinip bilinmediği hususu temel konuşmamızın ana konusunu bu oluşturuyor. Fakat konunun iyi anlaşılabilmesi için ben her iki konuşmadan da, konuşmacıdan da önce şöyle 10'ar dakika içinde kader konusunda genel
kanaatları, genel anlayışları nedir? Onu almak istiyorum. Çünkü yani kader konusundaki genel kanaat ifade edilmeden onun bir alt başlığı olan efali ibad konusunu temellendirmede sıkıntı ve anlaşılma problemi bulunabilir. Bu nedenle zannediyorum 10'ar dakikada hocalarımız genel hatlarıyla kader konusunda, kader inancı konusunda ne düşünüyorlar onu almak istiyorum. Şimdi ben her iki hocamıza da önce sözü hanginize vereyim diye sordum. Benim için fark etmez dediler. Bunun üzerine ben de madem fark etmiyor, alfabetik olarak isminin ilk harfi alfabede önce olana ilk sözü vereyim diye düşündüm. Ve bu duruma göre de Abdülaziz Bey'e ilk sözü veriyorum. 10 dakikalık bir süre içinde genel hatlarıyla kader konusunu nasıl anlıyorsun, nasıl düşünüyorsun onu bize özetlerseniz memnun olurum hocam. Buyurun. Peki, Allah razı olsun. Niye kendi kendine hareket ediyor? Öyle yapalım bari. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Öncelikle bu güzel toplantıya vesile olan Ebu Bekir Bey'e ve şu anda salonu doldurmuş olan sizlere ve bu toplantıyı ilk duyduğu anda memnuniyetle kabul ederim diyen Profesör Doktor İlyas Çelebi hocamıza teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak'tan kendi rızasına uygun bir neticeye varmamızı lütfetmesini niyaz ediyorum. Burada önemli olan bizler değil, bizler bugün var, yarın yokuz. Ama sürekli var olan Allah'ın dinidir. Önemli olan Allah'ın dinine uymaktır. Burada geçici olarak herhangi birimizin galip gelmesi bizim ne dünyamız ne de ahiretimiz açısından bir fayda sağlamaz. Allah-u Teala kendi doğru yolunu görmeyi, anlamayı ve yaşamayı cümlemize nasip eder. Şimdi her şeyden önce bizim Kur'an-ı Kerim'i anlamada uyduğumuz bir usul var. O usulü Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in değişik ayetlerinde açıklıyor. Sizlere kısaca özetleyeceğim. Çünkü bugünkü yapacağımız konuşma bu usule göre, bu yönteme göre olacaktır. Tabi bu kendi açımdan öyle olacak. Allah-u Teala Hud suresinde şöyle diyor. Hud suresi 1 ve 2. ayetler. Buraya 1 yazılmış ama 2 de olacak. Diyor ki Cenab-ı Hak Elif Lam Ra Kitabun uhkimet ayatuhu thumme fussilet min ledun hakimin habir. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem. Yani Türkçe karşılığı özet hükümler şeklinde ortaya konmuştur. Sonra ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Kimin tarafından? Milledül hakimin habir. Hakim ve habir tarafından açıklanmıştır. Yani Allah-u Teala tarafından açıklanmıştır. Demek ki ayetler iki grup. Bir grubu özet olan muhkem ayetler. İkinci grubu da onu açıklayan ayetlerdir. Neden açıklamayı Allah-u Teala yapmış? Ella te'abudu illallah. Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye.
Çünkü herhangi bir kişi Allah'ın ayetini açıkladığı zaman siz o açıklamanın Allah'a ait olduğunu zannedebilirsiniz. Allah'a kulluk ediyorum diye ona kulluk etmiş olursunuz. Peki Resulullah'ın vazifesine inneni lekum minhu nezirun ve beşir. Ben de sizin için o kitapta olandan, o kitapta olanla sizi uyaran ve müjdeleyen bir elçiyim. En istagfiru rabbakum thumme tubu ileyh. Rabbinizden bağışlanma dileyin ve ona yönelin, ona tevbe edin. Yumetti'ukum meta'an hasena, size çok güzel nimetler versin. İle ecelin müsemma, belirli bir süreye kadar. Ve yu'ti kullezî fadlin fadlahu, ve her fazilet sahibine kendi ikramından versin. Ve in tevellev, bundan yüz çevirirseniz, fe inne akhâfu aleykum azâbe yevmin kebîr, size karşı o büyük günün azabından korkuyorum. Şimdi bu muhkem ve onu açıklayan ayetleri Cenab-ı Hak bir başka ayette biraz daha ayrıntı veriyor. Diyor ki Allahu nezzele ahsenel hadis kitaben müteşabihen. Allah sözün en güzelini birbirine benzeyen bir kitap, yani hükümler halinde indirmiştir. Mefaniye ikişerliler. Yani şu muhkem, öbürü onu açıklayan ayettir. İki tane de onu açıklayan, iki de onu açıklayan, iki iki gittiğiniz zaman her konuda en ayrıntılı hükme varabilirsiniz. Evet, sonra bu açıklamalara ferdi olarak insanlar ulaşamaz. Bir başka ayette diyor ki Allahü Teala kitabun fussilet ayatu Kur'anen Arabiyyen li kavmin ya'lemun. Bu bir kitaptır ki ayetleri Arapça Kur'an olarak bilenler topluluğu için açıklanmıştır. Demek ki bunun için bir ekip çalışması gerekiyor. Gerekiyor. Bizim yaptığımız da odur. En son bu konuyu açıklayan ayet şudur. Yani bu yöntemin, tabi yöntemin çok fazla ayeti var da kısaca özetliyorum. Huvellezi enzele aleykel kitab, sana bu kitabı indirmiş olan odur. Minhu ayatun muhkematun hunne ummul kitab, içinde muhkem ayetler vardır. İşte kitabın uhkimette olduğu gibi muhkem, yani özet hükümler içeren ayetler vardır. Onlar kitabın anasıdır, temelidir. Ve uharu müteşabihat, diğerleri onlara, o muhkemlere benzeyen ayetlerdir. Çünkü o muhkemi açıklayan ayetin ona benzemesi gerekir. Femmellezine fi kulubihim zeygun, kalbinde kayma olan kişiler, feyettebiune ma teşabihe minhu, onlar o ayetlerden, ister muhkemden ister müteşabihten olsun, kendi zihinlerindekine benzer bir ayetin peşine takılırlar. Akıllarında bir, yani tamamını almazlar, bir bölümünü alırlar. İptiga el fitneti ve iptiga etevili, bir fitne çıkarmak ve o ayeti kendi istedikleri tarafa yönlendirmek için. Ve ma ya'lemu tevilehu illallah, ayetin tevilini, tevil kelimesinin anlamı raddü şeylel ma'nel muradeti minhu, yani bir şeyi hedefine yönlendirmek. Mesela şurada fiş var, onu ilgili yere takmak gibidir. Yanlış yere takarsanız cihaz bozulur. Yani hangi ayetin hangi ayette ilişkili olduğunu Allah'tan başkası bilmez. Onun için Allahü Teala ayetler arasında benzerlik koyar ve biz onu buluruz. Ve râsihûne fil ilmi yekûlûne âmennâ bihî kullun min indi rabbina. Ayakları yere basan alimler, sağlam alimler şöyle derler. Muhkemde, müteşabihte, tevilde hepsi Rabbimiz tarafındandır. Biz buna inandık. Ve ma yezzekkaru illa ulul albab. Bu bilgiye sağlam duruşlu olanlardan başkası ulaşamaz. Evet, şimdi bu, biz bu esasa göre hareket ediyoruz. Şimdi daha sonra belki bir örnek verirse, gerekirse veririm ama şimdi bu açıdan baktığımız zaman Cenab-ı Hakk'ı biz tanımlayabilir miyiz? Benim şahsen gördüğüm şu. İnsanlar kendilerine göre bir Allah tanımlaması yapıyor ve ilgili ayetleri ona göre anlamlandırıyor. Şimdi Allahü Teala diyor ki La tudrikuhul absar, En'am suresi 103 ve 107. La tudrikuhul absar ve huve yudrikul absar. Basiret der. El absar, bu zebil absar diye tercüme edebilir. Çünkü elif lamlı bir kelimedir.
basiret sahibi, yani olayları çok iyi kavrayan, arka planlarını gören kişiler Cenab-ı Hakk'ı idrak edemezler, kavrayamazlar. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارِ O'dur basiret sahiplerini kavrayan. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرِ Allah latif ve habirdir. Latif yani Cenab-ı Hak inceyi inceden incesini bilir ya da şöyle açıklanabilir. Siz mevcut bilme ve bilme ulaşma yollarının hepsinde kullansanız Cenab-ı Hakk'ı kavramanız mümkün değil. Ona tam olarak kavrayacak durumda değilsiniz. O aynı zamanda her şeyden haberi olandır. قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرٌ مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizden size basiretler geldi. Gerçeği göreceğiniz deliller geldi. Yani siz Allah-u Teala size Allah'ı tanıyabileceğiniz belgeler verdi. فَمَنْ أَبْصَرَ فَالنَّفْسِي Kim görürse kendisi için görmüş olur. وَمَنْ عَمِيَ فَعَلِيهَا Körlük eden de kendi aleyhine yapmış olur. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ Ben sizi koruyacak değilim diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme indirilen ayet olduğu için öyle. Ben sizi koruyacak değilim. Ve kezalike nusarriful ayati işte böylece ayetleri evre çevre indiriyoruz değişik açılardan. Ve liyekulu daraste sana desinler ki sen bir yerden ders almışsın. Ve lunubeyyinehu likavmin ya'lemun bilenler topluluğu için açıklayalım diye. Hani şimdi şeyi hatırlayın, kitabın fussilat-ı ayatü Kur'an'ın arabiyyen li kavmin ya'lemun, bu bilenler topluluğu için açıklanmış olan, Arapça Kur'an olarak açıklanmış kitaptır. İşte bu da bilenler topluluğuna açıklansın diye Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunların gerçeği gösteren ayetlerini indirmiş. O zaman ne yapacaksın diyor, emrediyor Cenab-ı Hak, اِتَّبِعْ مَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ Rabbinden sana indirilen neyse sen ona uy. La ilahe illahu, ondan başka ilah yoktur. Ve arizan li müşrikin, müşriklerden yüz çevir. Ve lev şâallahu mâ eşrekû ve mâ ceallâke aleyhim. Bu şafiiliyle ilgili daha sonra konuşacağız. Evet. Şimdi buradan kader ne? Kader konusunda Cenab-ı Hakk'ın ayetlerine bakıyoruz. Bizim yalnız 10 dakikamız daha bitmiş. Olsun, 2 dakika daha verirsiniz. Şimdi. Peki, o zaman size de 2 dakika. Tamam. Zaten 2 dakikadan fazla sürmez tamam. O. Şimdi kader, ölçü demektir. Allah-u Teala her şeyi bir ölçüye göre yarattığını bildiriyor. اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَوْ بِقَدَرٍ Biz her şeyi bir ölçüye göre yaratmışızdır diyor. Kader ölçü demektir. وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَقْدُورًا Allah'ın emri ölçüsü tam belirlenmiş şekildedir. اَلَّذِي خَلَقَ فَسَّوَّا وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى Yaratan ve dengeyi kuran, düzenleyen, ölçüyü koyan ve yolu gösteren odur. İşte insanın yaratılışıyla ilgili de diyor ki min nutfetin halakahu Allah insanı nutfeden yaratmıştır. Fakaddarahu arkasından da ölçüyü koymuştur. Dolayısıyla kader Allah-u Teala'nın koyduğu ölçüdür, kanunudur. Hayrı da şerri de her şeyi de o ölçüye göre yaratmıştır. Tamam, teşekkür ederim. Peki, teşekkür ederim. Hatta 2 dakikayı da kullanmadınız. 2 dakikayı kullanmadınız. Evet, Ebubekir Hocam, buyurun. Evet, Bismillah, Elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ben de başlangıçta sizin ifade ettiğiniz hassasiyeti vurgulama ihtiyacı hissediyorum. Bugün için, şu an için, İslam dünyasının değişik yerlerinde sıkıntı içinde olan, işgal altında olan, zulüm altında olan kardeşlerimize Cenab-ı Hak'tan en kısa zamanda kurtuluş, halas, felah, necat temenni ediyorum. Bu oturumun da hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Kader deyince biz ne anlıyoruz? Şüphesiz bu mesele Cenab-ı Hakk'ın varlığıyla varlığının varlığı hakkında bize bildirdiği kevni ayetlerle, sem'i ayetlerle ulaşabildiğimiz kadarıyla Cenab-ı Hakk'ın varlığı hakkında bilgi sahibi olmadan, ezel hakkında bilgi sahibi olmadan, mutlak ilim hakkında bilgi sahibi olmadan kader hakkında konuşmak doğru değil. Konuşabiliriz ama doğru bir neticeye varmamız mümkün olmaz. Biz meseleleri kendi zamansallığımız içinde konuşuyoruz. Çünkü biz
yaratılmış varlıklarız, muhdes varlıklarız. Bizim varlığımızın zaman ve mekanla doğrudan ilişkisi var, bağlantısı var. Biz zaman ve mekana bağımlı, bu iki kavramdan ayrı, bağımsız düşünemeyen, hareket edemeyen, algılayamayan varlıklarız. Ama Cenab-ı Hak için zaman ve mekan söz konusu olmadığına göre, bu niye böyledir diye sorulursa onu da konuşuruz. Cenab-ı Hak için zaman ve mekan, Cenab-ı Hakk'ın ilmi için zaman ve mekana bağımlılık, bağlılık söz konusu olmayacağına göre, kader dediğimizde biz şu hususları anlıyoruz, anlamalıyız. Bir, bizim için geçmiş, hal ve gelecek olarak ifade edilen bizim kendi zamansallığımızda, zamana mahkumiyetimizde böyle ifade ettiğimiz hususların hiçbirisi Cenab-ı Hak için bu mahiyette, bu karakterde değildir. Çünkü Cenab-ı Hak için geçmiş, hal ve gelecek söz konusu değildir. Dolayısıyla bizim için gelecek olan da, geçmiş olan da, hal olan da Cenab-ı Hak için aynı şekilde malumdur, onun ilminde aynı şekilde mevcuttur. Onun ilminde, ezeli mutlak ilminde mevcut olan şeylerin, hadiselerin, gene onun tarafından tayin edilmiş vakti merhunu geldiğinde kuvveden fiile çıkması, gerçekleşmesi kaza ve kader mefhumlarıyla ifade ediliyor. Abdülaziz Bey, Ömer Nasuhi merhumdan bu konuda epey bir alıntılar yapıyor konuşmalarında. Evet, Cenab-ı Hakk'ın bir şeyi muayyen bir vakitte vücuda gelecek şekilde takdir etmesine kader diyoruz. O vakit geldiğinde onun hayata geçmesine, kuvveden fiile çıkmasına kaza diyoruz. Şüphesiz sözün başında da söyledim, bunun Cenab-ı Hakk'ın varlığıyla, ilmiyle ve o ilmin ezeliliğiyle çok sıkı bir irtibatı vardır. Bunları kavrayamazsak, bunlar üzerinde gerekli imali fikri yapamazsak, hocamı kızdırmayın, hayırdır ya, ne oldu? Evet, gerekli biçimde bu hususta imali fikre demezsek kader hakkında da doğru bir neticeye varmamız mümkün olmaz. Evet, Abdülaziz Bey'in ifade ettiği gibi kader kelimesi etimolojisinde ölçü var, ölçülülük var. Cenab-ı Hakk'ın hiçbir yaratığında, yarattığı hiçbir şeyde ve yaratışında bizatihi bir ölçüsüzlük, bir rastgelelik söz konusu değildir. O her şeyi bir ölçüyle yaratmıştır. Her şeyi bir ölçüyle yaratması, her şeyi bir kaderle yaratmasına mani değildir. Kader meselesi etimolojisinde takdir, miktar vardır, evet. Ama ıstılahi anlamıyla da bu kader meselesinin varlığına bunu böyle kabul etmemiz mani teşkil etmez. Burada biraz sonra nasip olursa söz konusu edeceğimiz, münakaşa edeceğimiz meseleler hakkında doğru bir neticeye varabilmek için bu hususun çok iyi kavranması lazım. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın varlığı için zaman söz konusu mudur? Hayır. Eğer zaman söz konusudur dersek, zaman içinde zamanın hükmünün yürüdüğü her şeyin Cenab-ı Hak için de söz konusu olması lazım. Ama bunun böyle olmadığını bizatihi Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz. Onun varlığı zamansal değil yani. Dolayısıyla mekansal da değil. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın kendi zat-ı uluhiyetine izafe ettiği bir takım fiillerin, Kur'an-ı Kerim'de geçen bir takım hususların anlatılış biçimlerinin, tarzlarının zamansal, mekansal ifadelerle anlatılmış olması Cenab-ı Hakk'ın varlığının zamansal ve mekansal olduğunu anlatmaz. Bizim vahiy bize hitap ediyor, bizim algı dünyamıza hitap ediyor, bizim tasavvurumuza hitap ediyor. Dolayısıyla bizim algılayamayacağımız bir şekilde bize hitap etmesini beklemek doğru değil. Evet, Cenab-ı Hak bir takım fiillerinde öncelik, sonralık ifade eden kipler kullanıyor. Hatta bir takım kendi fiilleri için hareket ifade eden fiiller kullanıyor. Ama bunları biz gene Abdülaziz Bey'in çok sık ifade ettiği tenzih ayetleri bağlamında onları merkeze koyarak anlamak durumundayız. Şura 11'i çok sık zikrediyor Abdülaziz Bey.
Ama Şura 11'in ne anlattığını anladığından doğrusu ben kuşkuluyum, şüpheliyim. İnşallah program içerisinde bunu da söz konusu ederiz. Efendim? Ayeti bir hatırlatırsanız. Leyse kemitlihi şey'un ve semi'ul basir. Tamam. Cenab-ı Hak gibi hiçbir şey yoktur. Bu ayetten ne anlamamız lazım? Bu ayet nefi sigasında nekire gelmiş. Bilenler bilir. Umum ifade eder bu. Cenab-ı Hak hiçbir fiilinde, hiçbir hususiyetinde başka bir varlığa benzemez. Onun ilmi de başka varlıkların ilmine benzemez. Onun fiilleri de başka varlıkların fiillerine benzemez. Çünkü onun zatı başka varlıkların zatına benzemez. Kaderi de böyle düşünmek lazım, böyle algılamak lazım. Cenab-ı Hakk'ın bizim için gelecek olan bir takım şeyleri ilmi ezelisiyle, ilmi mutlakıyla biliyor olmasında şaşılacak bir şey yok. Esasında bunu anlamamak, garip olan bunu anlamamaktır. Çünkü bizim ilmimiz iktisabidir, biz öğrenerek biliriz. Cenab-ı Hakk'ın ilmi huzuridir, o öğrenerek bilmez. Onun ilmi eşyaya tabi değildir. Eşya onun ilmine tabidir ki bunun bizim hayatımızda da yansımaları vardır. Biz bir kitap yazacağımız zaman o kitabı önce zihnimizde tasavvur ediyoruz. Dış dünyaya aksettirmeden bir bina yapacağımız zaman zihnimizde tasavvur ediyoruz. Dış dünyada bir varlığı olmayan bir şey bizim zihnimizde tasavvuri bir varlık olarak ya da kelamcıların tabiriyle hayali bir varlık olarak zihnimizde resmediyoruz onu, canlandırıyoruz, arkasından hayata yansıtıyoruz. Dolayısıyla bu örnekten hareketle bile Cenab-ı Hakk'ın ilminin bizim zamansallığımız içerisinde bize göre gelecek, bize göre geçmiş, bize göre hal diye ifade ettiğimiz durumlara bağımlı düşünülmesi yanlış olur diyorum. Girizgah için bu kadar evet. Kafi. Teşekkür ederim. Peki, teşekkür ederim. Şimdi toplantının monoton olmaması ve zaman zaman da göndermeler de oluyor. Şimdi bu bölümün sonunda belki Abdülaziz Bey'in şeyin çizdiği bu genel çerçeveye söylemek istediği varsa onu alalım. Sonra Abdülaziz Bey'in bu genel kaderle ilgili söylediklerine belki Ebubekir Bey'in söyleyecekleri olacak. Alıp bu şeyi kapatarak bir başka konuya geçelim. Ben istersen kader konusuna biraz devam etmek isterim. Ben tamam, size. Yani şey yapalım. Hı-hı. Tabii bu çünkü bu önemli bir problemdir. Bu hususta kendiniz ifade edemezseniz diğer bundan sonraki tartışmalarda belki anlaşılmanız zor olabilir. Hı-hı. Ben vakit tutacağım. Sizin şey yaptığınız kadar tamam. Hocaya da söz verme tamam. imkanı bulacağım. Tamam. Tamam. Buyurun hocam. Şimdi bu kaderle ilgili olarak bu biliyorsunuz Türkiye'de yani Hanefilerin yaygın olduğu yerlerde Maturidi mezhebi şey yapılır, takip edilir, ona inanılır. Şimdi İmam Maturidi'nin Kitab-ı Tevhid'inde kadere nasıl bir anlam verdiğine bakalım. Evet. Burada şey yapıyor, diyor ki وَمَا الْقَدَرُ فَهُ عَلَى وَجْهِينَ Kader iki şekildedir diyor. اَحَدُهَا اَلْحَدُّ الَّذِي عَلَيْهِ يَخْرُجُ الشَّيْءُ وَيُخْرَجُ الشَّيْءُ وَهُوَ جَعْلُ كُلِّ شَيْءٍ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنْ خَيْرٍ اَفْشَرٍ Diyor ki kader iki şekilde olur. Birisi bir şey için çizilmiş olan sınırdır. Yani o konuların ölçü. Her şeyin hayır ya da şer olarak bulunduğu şekil üzere olmasıdır. Yani çünkü Allah-u Teala ölçü koyduğu için hayrı da şerri de yaratan odur. Hayrın ölçüsünü Allah koyar, şerrin ölçüsünü Allah koyar. Dolayısıyla kader o ölçüdür. Ondan burada şey yapmış, gene almış ayet-i kerimeyi اِنَّا كُلَّ شَيْنْ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ayet-i kerimesini delil olarak almış İmam Maturidi. Biz her şeyi bir kadere göre yarattık. İşte burada hikmet, sefe hepsini söyledikten sonra birinci manası budur diyor kaderin. Bir ölçü olmasıdır ve ayet-i kerimeyi de delil olarak getiriyor.
Ve sani beyanu ma aleyhi yakav kulli şeyin min zamanin ve mekanin. Her şeyin belli bir zaman ve belli mekanda hangi şekilde olduğunu açıklamaktır. O da gene bir ölçü olmuş oluyor. Ki onun ayeti gelecek zaten. Evet. Ve hak mıdır, batıl mıdır, sevap mıdır, günah mıdır? Ve alâ misle hâdâdîni, bu iki şekildeki gibi, yani bir Allah-u Teala'nın ezelden koymuş, ya da ne zaman ezel kelimesini ben kullanmayacağım, çünkü Kur'an-ı Kerim'de ezel diye bir kelime yok. O sadece kelamcıları kullandığı bir kelimedir. Tamam. Niye böyle ses şey yaptı? Evet. Şimdi bir de Allah-u Teala'nın o koyduğu ölçüye göre gerçekleşme olayıdır. İnne kulle şeyin halakına bir kader olduğu gibi. Şimdi bu da diyor ki işte hak, batıl, sevap bu ve alemisi ahadi hadini el mervi an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inde suali Cibril aleyhisselam iyyahu anil imani. Cebrail aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e meşhur Cibril hadisinde işte iman nedir, kader nedir diye sorduğu zaman söylediği budur Cebrail aleyhisselam'a, şey Cebrail aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Fel-evvelu birincisi anlattığı nahu kavli şeyi ala ma hu aleyhi, bir şeyin bulunduğu şekil üzere konuşmak. Gâle zâlike niye böyle oldu? Tekniği güzel yapamadım ya. Arkadaşlar ne kadar uğraştı şimdi ama işte teknik. Hocam, dinleyiciler evet. De bu ibareden eyden, çok fazla. Yok şey yapıyor. Vesel eyden yahtemü eyden la yahtemülü minhum takdiru efalihim minezzemani vel mekani ve la yablu ve ilmuhum fe min zâlike elveç. Bu da şey yapıyor. İkincisi için de ve kadderna fîhâ seyir diyor. Orada yolu takdir etmiştik. Ölçüsünü koymuştuk. Mesela illa mra'atehu kadderna innehe leminel gâbirin. Mesela Lut Aleyhisselam'ın karısını o cezayı çekecekler içerisinde takdir etmiştik. Yani onun yaptığı işler, onunla ilgili kanun, onun orada kalmasını gerektiriyordu. Dolayısıyla dikkat ediyorsanız İmam Maturidi'nin kaderle ilgili olarak söylemiş olduğu şey Kur'an-ı Kerim'de anlatılanın aynısıdır. Fakat az önce Ebu Bekir Hoca da söyledi. Ömer Nasuhi Bilmen, Maturidi mezhebinin bir alimi olarak bilinen Ömer Nasuhi Bilmen şey yapıyor. Mesela şunu söylüyor. Ve kaderi Cenab-ı Hakk'ın ezelden belirlemiş olduğu bir ölçü olduğunu, zamanı geldiğinde meydana geleceğini söylüyor. Ondan sonra şöyle diyor ki, hangi mümkün bir şeydir ki Allah Teala takdir ettiği halde vücuda gelmesin ve hangi bir şeydir ki Allah Teala dilemediği halde vücuda gelebilsin. Şimdi bu inancın Kur'an-ı Kerim'den ya da hadis-i şeriflerden herhangi bir delili yok. Yani önceden insanların fiillerinin Cenab-ı Hak tarafından belirlenmiş olduğu, sonra o belirlenmiş olduğundan fiillerin belirli zamanlarda meydana gelmiş olduğu şeklinde herhangi bir kitap veya sünnete dayalı bir delil yok. İşte dikkat ettiğiniz gibi İmam Maturidi'nin kendisinin de böyle bir görüşü yok ama Maturidi mezhebi bu şekilde algılanıyor. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam var mı bir şey söyleyeceğiniz? Evet. İmam Maturidi'nin Ehl-i Sünnet vel Cemaat itikadı çerçevesinde kitaplarda kaydedilmiş kader meselesi hakkında kitaplarda kaydedilmiş ve bize kadar gelmiş hususlara uymayan ya da Abdülaziz Bey'in kader anlayışına uyan bir anlayışta olduğunu söylemek mümkün değil. Esasen Abdülaziz Bey'in Tevilat-ı Ehl-i Sünne ile ilgili gözden kaçırdığı bir şey var. Tevilat-ı Ehl-i Sünne İmam Maturidi'nin... Bu Tevilat-ı Ehl-i Sünne'den değil, Kitab-ı Tevhid'den. Yok, tamam, genel olarak Kitab-ı Tevhid'den. İmam Maturidi'nin ayetler hakkında ehli sünnet ulemanın tevillerini mümkün olduğunca toplayıp vermek üzere kaleme aldığı bir eserdir. Eserin adından da bu belli zaten. Dolayısıyla bu eserdeki her görüş İmam Maturidi'nin değildir. Hatta onu da bir konuşalım bu şeyle ilgili, Hazreti İbrahim'le ilgili Bakara
Tabii ki ona sıra gelecek. Evet. Gelecek. Onu da konuşalım. İmam Maturidi'nin Kitab-ı Tevhid'de de Tevilat'ta da kader konusunda söyledikleri Ehl-i Sünnet ulemanın söylediklerinden farklı değil, farklı olması da mümkün değil. Bir şey daha söyleyelim. Ben işte onun için Arapçasını koydum ve kitabın kendisini de koydum ki evet. Kendi kafamdan konuşmadığım anlaşılmış olsun. Şimdi Kitab-ı evet. Tevhid'den bir alıntı yapabilirsiniz. Ben de yaparım ama bu koskoca 500 sayfalık bir kitapta İmam Maturidi'nin kader hakkındaki görüşü bir paragraftan ibarettire indirgenemez. İsterseniz bu spekülasyonla vakit geçirmeyelim. Tamam. Zaten belli, malum. Bir şey daha var. Ezel meselesi Kur'an-ı Kerim'de geçmez. Istilahlaşmış şekliyle kader kavramı Kur'an-ı Kerim'de geçmez. Bütün bunlar söz konusu olan meselelerin Kur'an'a aykırı ya da uygun olduğuna bir delil teşkil etmez. Yani bir mesele Kur'an'da geçmiyorsa gayri muteberdir, gayri meşrudur, gayri makbuldür gibi bir anlayış varsa bu doğru değil. Bu bütün ilimlerin temelini yıkar götürür. O zaman size Kur'an-ı Kerim'in Kur'an-ı Kerim olduğunu bana Kur'an dışı bir delille ispat et dendiğinde kalırsınız. Hayır. Bundan daha kolay bir şey olmaz. Hayır. Bir dakika. Hayır. Ben sizi kesmedim. Ben sizi dinliyorum. Siz de beni dinleyeceksiniz. Ben sizi dinliyorum. Tamam. Kur'an-ı Kerim'in Kur'an-ı Kerim olduğuna, Allah kelamı olduğuna Kur'an dışı bir delil getirmek zorundasınız. Bu sizi akliyata götürecek mecburen. Kur'an-ı Kerim'in kendi içinden Kur'an-ı Kerim'e bir delil getirilmez. Bu mantık hatası olur. Bir şey kendisine delil olmaz. Dolayısıyla birisi size çıksa dese ki bu Kur'an-ı Kerim'in falan ayeti, işte Şia iddia ediyor falan ayeti Ebu Bekir cem ederken veya Osman tekfir ederken Kur'an'a sokuldu, Kur'an'dan çıkartıldı, verecek cevabınız olmaz. Onun için akliyatla nakliyatı birlikte götürmek lazım. Evet, Kur'an merkezli götürelim, buna itirazım yok. Ama Kur'an merkezli götürürken de bütün Kur'an'ı tabirlere, ıstılahlara, kavramlara siz kendinizce uygun gelen, kendi uygun gördüğünüz anlamları yükleyemezsiniz. Burada bir konsensüs oluşması lazım. O size göreli Kur'an anlayışı olur o zaman. Yani başka hiçbir delile gerek yok. Abdülaziz Bey kader diye bir şey yok, kader ölçüdür diyor. Tek başına böyle bir iddiası var. Benim hiçbir nasi delilim olmazsa, aklım da bu işlere ermese derim ki ya bu sana göre böyledir hocam. Bu kadar bin yıl içerisinde bu kadar insan gelmiş bir kader tarifi yapmış. Onlar öyle diyor, sen de böyle diyorsun. Bu da senin tarifindir, saygı duyarım derim. Bundan ileriye gidemeyiz evet. Yani. Peki. Bitti mi hocam? Peki, teşekkür ederim. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kitabı olduğuna dair yeryüzünde yaşayan her insanın elinde bir delil olması gerekir. Allah-u Teala burada şöyle buyuruyor. Bakın Fussilet suresinin 53. ayetinde diyor ki سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقِّ Abdülaziz Bey, Kur'an'ın tahrif edilmediğine bana bir delil getirebilir misiniz? Sabırlı olun. Sorun bu. Yani bu soruya ben cevap verin. Ben sizin sorunuza soru cevap bu. Vermek istiyorum. Ben Allah-u Teala'nın ayet-i kerimesini okuyacağım. Ne dediğiniz herkes duydu. Evet. Diyor ki Allah-u Teala senurihim ayatina fil afaqi ve fi enfusihim hatta yetebeyyene lehum ennehu'l hak. Onlara kendi çevrelerinde, yani tabiatta yaratılmış olan Allah-u Teala'nın tabiattaki ayetlerini ve kendi içlerindeki ayetlerimizi göstereceğiz. Onlar için şu kesin olarak ortaya çıkacaktır ki Kur'an hak kitaptır. Yani Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kitabı olduğunu anlamak için tabiatı gözlemlemek yeter. İnnehu ala kulli şeyin şehid. Allah-u Teala her şeyi yok atladım ben galiba. Nevlak. Evet. Evelem yekfi rabbiken ne ala kulli şeyin şehid. Rabbinin her şeye şahit olduğu yetmez mi? Cenab-ı Hak her şeyi şahididir. Ondan sonra bir de şimdi en başta şeyi şundan dolayı okudum. Allah-u Teala قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizden size basiret, hatta şeydi لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارُ Siz ne kadar zeki, ne kadar ince görüşlü, ne kadar bilgili olursanız olun Allah'ı idrak edemezsiniz diyen Allah-u Teala'dır.
Ondan dolayı ben en başta o ayet-i kerimeyi okudum. Ve huvel latiful habir diyor Cenab-ı Hak. O latiftir diyor. Yani siz ne kadar inceye varsanız o incenin de incesi. Bütün şeyler, yani sizin ulaşamayacağınız derinlikte bir yapısı vardır Cenab-ı Hakk'ın. Ve her şeyden haberdardır diyor. Ondan dolayı diyor ki Allah-u Teala اِتَّبِعْ مَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ. Öyleyse sen Rabbinden sana indirilen neyse ona uy. Onun için ben her defasında ayet okuyacağım. Ben kendi görüşümle bir şey anlatma yetkisine sahip değilim. Allah'ın vermediği bir yetkiyi de kullanamam. Sonra şu kadar asır bu insanlar yanlış yolda da şu mu doğru derseniz o zaman bütün nebiler için aynı şey söz konusudur. Bugün Hristiyanlar çok daha uzun asırlardan beri Hristiyanlığı yaşıyorlar. Kader inancı onlarda bizden çok daha. Yani bizdeki bu tenkit ettiğimiz, benim asla kabul etmediğim, yani Kur'an-ı Kerim'in de asla kabul etmediği kader inancı onlarda çok daha derindir. Çok daha şeydir. Derin bir kader inancı vardır. Zaten kader inancı o tür yerlerden bize bulaşmış olan bir inançtır. Onu da ayetlerini yeri geldiği zaman okuyacağım inşallah. Hocam var mı söylediğiniz? Ben bir soru sordum Abdülaziz Bey'e. Yani birbirimizin karşılıklı sorularını kale almayacaksak, aklımızdakileri konuşacaksak bu münazara olmaz. Ben bir soru sordum. Dedim ki Kur'an-ı Kerim'in tahrif edilmeden bugüne geldiğine dair deliliniz nedir? Kur'an-ı Kerim'in tahrif edilmeden, şimdi tahrif kelimesine verdiğiniz manada bozulmadan, çıkartma, efendim ekleme evet, olmadan bugüne sordunuz, kadar geldiğine sordunuz. Deliliniz nedir? Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki tahrif kelimesinin anlamı manaların, başka ayetlerin kelime anlamlarının başka tarafa kaydırılması. Ben ne kastettiğimi söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'e sokma veya çıkarma olmadığına dair deliliniz nedir? Kur'an-ı Kerim'in kendisidir. Bir şey kendine delil olmaz. Bana harici bir... Az önce harici... Yani Kur'an-ı Kerim'e inanmayan birisine bunu nasıl ispat edeceksiniz? Harici delili de koyduk. Allah-u Teala orada öyle söylüyor. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabıdır, benim kitabım değil. Abdülaziz Bey, Kur'an-ı Kerim'e inanmayan birisine bunu ispat etmeniz lazım. Nasıl edeceksiniz? Ben bunu sürekli yapıyorum. Kur'an-ı Kerim'e inanmayan insanlara sürekli yapıyorum. Evet. Ve her yerde Allah-u Teala'nın ayetlerini okurum ve o insanlara derim ki siz bakın, buradaki ayetler sizin fıtratınıza %100 uymak zorundadır. Zaten Allah-u Teala... Bu sizin iddianız ama. Peki o zaman bir ayet okuyacağım. Ayet okumayın. Bana Kur'an dışından bir delil getirin. Şimdi bu, ben sadece ayet okurum. Allah-u Teala okumam lazım müsaadenizle. Ebu Bekir'in emrinde değilim ben, Allah'ın emrindeyim. Asla kabul etmem böyle şeyleri, baskıları. Şimdi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in adına zikir der. Zikir. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun. Bu zikri biz indirdik, koruyacak olan da biziz der. Allah-u Teala indirdiği bütün kitaplara zikir der. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. İşte bu benimle beraber olanın zikri ve benden önceki ümmetlerin zikridir. Allahü Teala tabiattan elde edilen doğru bilgiye de, yani Allah'ın yarattığı ayetlerden elde edilen doğru bilgiye de zikir der. Sonra Resulüne şunu der. Fezekkir. İnsanlara bu zikri anlat. İnnemâ ente müzekkir. Senin görevin sadece tezkirdir. Ben sadece insanlara Allah'ın ayetlerini anlatırım. İsteyen kabul eder, isteyen etmez o konuda. Çünkü niye? لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرِ. Sen onların üzerine bir baskıcı değilsin. İnsanlar ister kabul eder, ister etmez. Benim yaptığım budur. Şimdi yani konuşacak konumuz var. İsterseniz bu konuyu şöyle bir özetle kapatıp onun alt kısımlarına girelim. Şimdi biz tabi ölçü, kader, takdir dediğimiz zaman bunun makduru iki türlü olay ve nesneler var. Birisi tabiatta gördüğümüz iradesi olmayan, ızdırari olarak hareket eden
doğal olaylar. Bir de efali ibadda gördüğümüz iradeyle, ihtiyarıyla hareket eden insan davranışları. Şimdi zannediyorum ki her iki hocamız da bu efali ibad dışındaki kainatın planlanması, düzenlenmesi, yaratılması, yani bu hususlarda Cenab-ı Hakk'ın önceden bu kainatı yaratacağını irade ettiğini ve kudretiyle yaratma sıfatıyla da bu kainatı yarattığını kabul ediyorlar ve burada zaten bir problem de yok. Bu alem ve alemdeki zorunlu hareket eden varlıklar Allah'ın bilgisi, iradesi, kudreti dahilinde cereyan ediyor. Yani dünya Allah'ın bilgisi dahilinde dönüyor. Yani burayı tartışmıyoruz. Bu da tabii ki Cenab-ı Hakk'ın takdirinin bir cüzü. Problem çıkaran insan fiilleri. Çünkü Allah diğer varlıklardan farklı olarak bizim fiillerimizi bir imtihana tabi tutuyor. Sonunda bizi yaptığımız işlerden dolayı da sorumlu tutuyor. Ve bizi imtihana tabi tuttuğunda işte Kur'an-ı Kerim'deki değişik ayetlerle ne bileyim iptela gibi, fetene fiiliyle, imtihana gibi değişik ifadelerle kulun imtihan edildiğini beyan ediyor. Aslında yani kader tartışmaları yapılırken de hep mezheplerin belki aralarındaki ihtilafın nedeni bu. Acaba Cenab-ı Hakk'ın kulun fiillerini önceden bilmesi imtihanı engeller mi, engellemez mi? Bilir mi, bilmez mi? Bilir mi, bilmez mi mesela? Sonuçta o. Yani Allah daha önceden kulun ne yapacağını biliyor muydu? İmtihan gereği olan şey. Bilmiyor. Yani efal ibadla ilgili. Ben zannediyorum ki diğer kainatla ilgili hususlarda iki hocamızın da bir farklı düşündüğü şey yok. Yani Allah dünyayı yaratırken önceden ne yapacağını, neyi yaratacağını biliyordu ve irade etmişti ve dünyanın yaratılmasından dolayı da dünyanın bir sorumluluğu yok. Evet. Dolayısıyla şimdi gelen husus efali ibad meselesidir. Kulun imtihan edildiği ve bu imtihanda imtihana konu olan fiilleri daha önceden Allah tarafından biliniyor muydu, bilinmiyor muydu? Şimdi belki bugünkü tartışmanın omurgasında bu oluşturduğu için ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Hocalarımıza bu hususta önce 20'şer dakikalık süre veriyorum. Eğer uzatırlarsa diyelim ilk hoca uzattı 20 dakika. 10'ar dakika aynı istersiniz. Tabii 10'ar dakika. Onar dakika diyeyim ama sonra 10 dakikada konuya giremedim derse yani şey yapmasın, monotonlaşmasın. Peki. İlave alırız. Daha hareket olsun çünkü. Evet. Peki salon biraz fazlaca evet. Havasız kalıyor. Tamam. O 10 dakikalık, 10'ar dakikalık süre verelim. Sürenin sonunda karşılıklı birbirlerinin fikirlerini, görüşlerini cevaplamak için de ayrıca süre veririz. Onun için bu her bir hocamız 10 dakikayı kullanırken diğer hocamız araya girmesin, müdahale etmesin. O süre içinde fikrini söylesin, hocamız da notunu alsın. O bitirince söz veririz, diğeri konuşmasını yapar. Eğer Ebu Bekir Hoca kabul ederse bu defa ona fark isterseler. Fark çünkü ilk başta Abdülhamit Hoca ile başlamıştık. Bunun ilk konusunda eğer isterseniz sizinle başlayalım. Sonra Abdülhamit Hoca'ya söz vereyim. Evet, buyurun.
Allah Teala'nın kulun iradi fiillerini bilip bilmediği meselesini Kur'an'dan hareketle sağlıklı bir neticeye götürebilmek için ilgili bütün ayetleri göz önünde bulundurmak lazım. Yani herhangi bir meselede de bu böyledir, bu meselede de böyledir. Abdülaziz Bey'in delil aldığı ve programlarında tekrarladığı birkaç tane ayet-i kerime var. Bunlar genellikle cihat bağlamlı ayetler. Yani Allah sizden kimin cihat edeceğini, kimin sabredeceğini bilsin diye, bilmek için, bilene kadar zahir ifadesiyle gelen ayetler var. Şimdi normalde yapılması gereken şey şu değil midir? Bu ayetlerin zahir ifadesi Allah Teala'nın söz konusu ayetlerde ifade buyurduğu şeyleri o şeyler vuku bulana kadar bilmediğini gösteriyor zahiren. Acaba Allah Teala'nın kulun iradi fiillerini bildiğini gösteren, önceden bize göre önceden bildiğini gösteren ayetler var mıdır Kur'an-ı Kerim'de? Ya da bu benim bu istidlalime uymayan, aykırı düşen ayetler var mıdır? Bu ayetler varsa eğer bunların izahı nedir? Meseleyi dengeli götürmek için böyle bir şey yapmak şart. Şimdi kendisine sorulan sorular oluyor. İşte Hızır kıssası ile ilgili, Rum suresi ile ilgili vesaire. Abdülaziz Bey bunlara o kadar enteresan cevaplar veriyor ki normalde bunun daha evvel kendisinin de hassasiyetle kurmaya ve korumaya çalıştığı Allah inancıyla bağdaştırılabilir bir tarafı yok. Yani Hızır Aleyhisselam kıssasında mesela onu anlatırken fehaşina kelimesi geçiyor. Korktuk. O programda birisi diyor ki yani hocam Allah Teala bu çocuğun büyüdüğünde ana babasını tuğyan ve küfre sevk edeceğini bilmiyor muydu? Tahmin üzerine mi öldürdü? Evet diyor, tahmin üzerine öldürdü. Herhalde buna itiraz etmeyecek hocam. Aynen böyle. Doğru. Evet, yani henüz günah işlemeden, henüz iradesini kullanma çağına gelmeden bir çocuk ileride ana babasını öldürebilir diye, ana babasını ya yoldan çıkarabilir diye, tuğyan ve küfre sevk edebilir diye bu çocuğu öldüren bir ilahtan bahsediyoruz. Tahmin üzere bile değil, ihtimal üzere. Çünkü henüz bu çocuğun böyle yapacağına delili bırakın, karine bile yok. Çocuk küçük çünkü. İhtimal üzere bu çocuk büyüdüğünde ana babasını tuğyan ve küfre sevk edebilir diye bir somut, mücerret, bir soyut mücerret bir ihtimal üzerine çocuğu öldüren bir ilahtan bahsediyoruz. Peki Abdülaziz Bey bunu nasıl izah ediyor? Diyor ki Allah sorguya çekilmez, biz sorguya çekiliriz. Yapmışsa yapmış, bitti. Bu cevap doğru bir cevap mı? Amenna ve seddakna. Bu cevap sonuna kadar doğru bir cevap. Ben bu cevaba sonuna kadar katılıyorum, altına imzamı atıyorum. Peki Allah sorguya çekilmez, biz sorguya çekiliriz demek doğruysa, la yüselu amme yef'alu ve hum yüselun ki ayeti kerimedir, mutlak doğrudur. Bunu kaderle ilgili, insanların iradi fiilleriyle ilgili vesaire alanlarına niye taşıyamıyoruz? Orada bu teslimiyet niye kendini gösteremiyor? Yani bir çocuğu ihtimal üzere öldürdüğünde adaletinden, merhametinden, lütfundan bir şey kaybetmeyen bir ilah. Bütün bir insanlık söz konusu olduğunda ki yaratan da o, bizi yaratırken bize sormadı değil mi? Birisi böyle bir soru da sorabilir bize. Allah bizi yaratırken bize sordu mu ki şimdi bizi imtihana tabi tutuyor. Şöyle yaparsak böyle olacak, böyle yaparsak öyle olacak. Buradan bir yere gidemeyiz. Dolayısıyla bir çocuğu öldürürken Allah'ın adaletine, ilmine, efendim lütfuna, rahmetine, merhametine halel gelmiyorsa Gulibetur Rum diye ifade edilen ayetler, başlayıp devam eden ayetler ve bid'isinin içerisinde mağlup olacak diyen ayetler içinde koskoca bir ordu, koskoca bir devlet aynı şekilde mağlup olacağı önceden ilan ediliyor. Bu da ilmi ilahiye, kudret-i ilahiye, adalet-i ilahiye, merhamet-i ilahiye aykırı düşmüyor.
Ama ne zaman ki cihat bağlamlı birkaç ayet geliyor, evet diyoruz burada Allah bilmiyor. Allah'ın bilmemesi de gayet tabidir. Ben söylemiyorum, Allah söylüyor. Allah adına konuşabilmek için ilgili bütün ayetleri gündeme getirmek lazım. Yani Allah Teala'nın gerek birey olarak cüz'i hadiseleri, gerek toplum ve insanlık olarak külli hadiseleri önceden bildiğini, ilmi ilahisiyle bildiğini, kimin iman edeceğini, kimin küfre düşeceğini önceden bildiğini, kimin cennetlik, kimin cehennemlik olduğunu önceden bildiğini söylemenin burada hiçbir aykırı tarafı olmaz. Kaldı ki hemen bütün peygamberlerin tebligatıyla ilgili gelen ayetlere bakıyoruz. Bu ayetlerde insanların çoğunun iman etmeyeceği Allah Teala tarafından açık bir şekilde ifade ediliyor. Hazreti Nuh'a da söyleniyor, Hazreti Musa'ya da söyleniyor, Efendimiz'e de söyleniyor. İnsanların çoğu iman etmeyecekler. Allah Teala bunu önceden bu şekilde belirtiyor, ifade ediyor. Burada bir problem görmüyoruz. Ama ne zaman ki cihat bağlamlı ayetler geliyor, burada diyoruz evet önceden bilmiyor. Bir şey daha var. Burada söz konusu olan Allah Teala'nın kulların iradi fiillerini önceden bilip bilmemesi değil. Abdülaziz Bey'in delil getirdiği ayetlerde. Burada söz konusu olan ne? Burada söz konusu olan Allah Teala kimin sabredeceğini, kimin cihad edeceğini, kimin sadakatle kendi yoluna gideceğini, kimin mümin olduğunu, kimin münafık olduğunu ayırt etmek için yapacağını ifade buyuruyor. O zaman bu fiillerin sadır olmadan önce insanın içindeki, kalbindeki, derunundaki, niyetindeki durumuna bakmak gerekmiyor mu? Yani şöyle bir soru sorsam ben Abdülaziz Bey'e, desem ki tamam bu ayetlerden hareketle Allah Teala insanlardan sadır olacak fiillere göre ha bu mümindir, bu münafıktır, bu mücahittir, bu korkaktır diye hüküm verecek. Amenna. Peki öyle dedik. Peki insanlara gösteriş olsun diye böyle bir niyetle cihat meydanına çıkan ve büyük kahramanlıklar gösteren insanlara aslında münafık. Ama gösteriş olsun diye, ganimet elde etmek için, insanların gözüne girmek için savaş meydanına çıkan ve büyük yararlılıklar gösteren insanlara Allah ne muamele edecek ve bunu nasıl yapacak? Peki. Teşekkür ederim. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi Allah-u Teala'nın bilgisi konumuz o. Evet. Sorularına daha sonra cevap veririm. Şimdi bana tabii, bir şey tabii. Bana verdiğiniz göre. Sorular mahfuz yalnız o, hocam. O görevi tabii. O görevi şey yapıyorum. Yani önce fikrini söylesin, sonra karşılıklı tabii. Cevaplandırmalı. Yani şu andaki tabii. Şey verdiğiniz hak Allah'ın bilgisiyle tabii, alakalı. Tabii. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de 12 tane ayette Allah-u Teala ve huve bikulli şeyin alim diyor. Allah her şeyi bilir. Birçok ayette olan Allah-u Teala'nın gayb bilgisiyle ilgili olarak 3 tane daha ayet okuyacağım. Diyor ki Allah-u Teala قُلْ اِنْ تُخْفُ مَا فِي صُدُورِكُمْ اَوْ تُبْتُهُ يَعْلَمُهُ اللّٰهِ İçinizde sakladığınız şeyde, sakladığınızı, içinizde olanı ister gizleyin, ister ortaya çıkarın, Allah bilir. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ Göklerde ne var, yerde ne varsa onlar da bilir. وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Allah her şeye ölçü koymuştur. İşte kadir bu da öyle. Kader, ölçü koymuştur. Yani Allah-u Teala her şeyi bir kanuna bağlamıştır. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ Gayb anahtarları onun katındadır. لَا يَعْلَمُهَا اِلَّهُ Ondan başkası onu bilmez. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ Denizde ve karada olanı bilir. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ لَا يَعْلَمُهَا Düşen her yaprağı mutlaka bilir. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ لَا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ Yerin karanlıklarında bir tane yaş kuru ne varsa mutlaka onu gösteren bir kitapta kayıtlıdır. قُلْ لَا يَعْلُمْ مَنْ سَمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهِ وَمَا يَشْهُرُونَ اَيَّانَ يُبْعَثُونَ Göklerde ve yerdeki gaybı Allah'tan başkası bilmez. Onlar ne zaman yeniden dirileceklerinin de farkında değillerdir. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın imtihanı daha sonra anlatacağım. Yani bir öğretmenin imtihanı gibi değildir. Bizi bilgi imtihanından geçirmiyor. İçimizde olanı, kafamızda olanı her şeyi biliyor. Onun imtihanı nedir? O imtihan konusuna geldiğimiz zaman inşallah anlatacağım. Şimdi burada Allah her şeyi bilir de en önemli husus şey nedir? Neye şey denir? Şimdi Arapçada şey olanıdır ama ben hani Maturidi mezhebi burada
hakim. Dolayısıyla İmam Maturidi'nin Kitab-ı Tevhid'inde şeyi nasıl tarif ettiğini ben size anlatacağım. Bakın burada diyor ki, bakın ondan da ben buraya yazdım kolay olsun diye. Sonra arkadaşlarımız uyardı da kitap bu. Sayfalar bu, bunlar. Ama ben kolay okuyabilmek için böyle şey yaptım. Yani ayrı bir yere yazısını aldım. Bak diyor ki şeyiyetül ma'dumi indel mu'tezileti vel icabetu anha. Mu'tezile'de ma'dumun şey olması. Bazıları bana mu'tezile der ya, bir dinleyin bakalım mu'tezile kimmiş. Kâlel fakih rahimahullah thumme nezkuru tarafen mimma yedullul âkülü alâ mezhebil i'tizâli fi usûlihi ve mudahâtihim ehlel edyâni liya'leme teemmülü liya'leme el müteemmile enne mezhebehum neticede mezhebi. İşte bu fakih, yani şey Ebu Mansur el-Maturidi şöyle dedi diyor. Şimdi diyor akıllı bir kişinin anlayabileceği bir şey anlatıyorum ki Mu'tezile'nin dayandığı deliller ve benzerliği diğer dinleri taklit ettiğini gösterecektir diyor. Yani onlardan almıştır diyor Mu'tezile görüşlerini. Galetil Mu'teziletu, Mu'tezile şöyle demiştir. El-ma'dumu eşyâ'u. Ma'dum şeylerdir, yani şeydir. Yani olmayan şey olur. Ma'duma şeydir. Ma'dum demek varlığı olmayandır. Mesela ben henüz bir şey yapmadım. O zaman o şey değil. Arapçada böyle. Ama Mu'tezile ma'duma şey diyormuş. Ve şeyiyetül eşya ile iset billah, eşyanın şey olması da Allah ile değildir. İhracuha minel ademi ilel vücudi. Onu Adem'den vücuda çıkarmak. Yani ta ezelden beri bütün eşya yok olarak onların şeyi vardı. Bir ölçüsü, şusu, busu. Herhalde onu kastediyorlardır. Sonra Allah-u Teala sonra yokluktan varlığa çıkardı. Gâle Ebu Mansur rahimahullahu teala, Ebu Mansur el-Maturidi dedi ki فَعَلَيْهِمْ فِي ذَٰلِكَ تَحْقِيقُ الْاَشْيَاءِ فِي الْاَزَلِ. O zaman bu durumda onlar eşyanın ezelden beri var olduğunu kabul etmeleri gerekir. Madem ma'duma şey diyorlar, ezelden beri varlığını kabul etmeleri gerekir. Lakinneha ma'dumetun, ama ma'du yoktur. Sümme vücret min ba'du, daha sonra bulundu. Ve fi takdimiha nefyü tevhid. Eşyanın diyor ezelden varlığını kabul etmek Allah'ın birliğini reddetmektir diyor. Şimdi buradan şey yapalım. Şimdi Allah her şeyi bilir dediğimiz zaman, her şeyi bilir dediğimiz zaman olmayanı bilmediğini İmam Maturidi burada söylemiş oluyor. Çünkü var olmayana şey denmez. Ben şuradan size bir de bir dakika, müfredat vardır. Bu Ragıb el-İsfahani'nin burada şeyi anlatıyor. Diyor ki huvellezî yesihhu en yu'leme ve yuhbar anhu. Yani şey bilinen ve kendisine haber verilmesi caiz olan şeydir. Ama kelamcıların çoğusuna göre müşterek manalıdır. Mevcuda da, yoka da, olmayana da şey yapılır. Ama İmam Maturidi'ye göre olmayana şey denmez işte. Burada okuduk İmam Maturidi'nin kendi şeyini. Olmayana şey denmez. Ondan sonra şey diyor ki bakın, فَالْمَشِيَةُ مِنَ اللّٰهِ Meşiyete de geleceğiz sonra. وَاِنْدَ بَعْضِهِمْ اَشْيَيْ اِبَارَتُنَ الْمَوْجُودُ Şey var olandan ibarettir diyor. Fel meşiyeti minallahi teala huvel icat. Allah'ın meşiyeti demek. Bizde meşiyet irade manasında kullanılır. Bunu ne kadar Maturidi mezhebi, İmam Maturidi'ye %100 muhalif olduğunu da burada göstereceğim. Maturidiler ona irade derler. İmam Maturidi asla öyle bir şey söylemez. Diyor ki Allah'ın bir şeyi şey yapması, onu icat ortaya çıkarması demektir. Yani var etmesi, halk etmesi demektir. İnsanlarınki de el isabeti, isabettir bir şeyi şey yapmaktır. Ve meşiyetu minallahi taktadi vücude şeyi, Allah'ın meşiyeti bir şeyi var etmesini gerektirir diyor. Ve lidelike kıyıl, bundan dolayı şöyle denmiştir. Maşaallahu kan ve malem meşale mümkün. Allah'ın şey ettiği var olur. Yani Allah yaratırsa olur. Yaratmazsa olmaz. Ondan sonra bu zaten bir hadistir biliyorsunuz. Vel iradetu minhu la taktadi vücudel muradi la muhalete. Meşiyet mutlaka bir şeyin var olmasını gerektirir ama irade bir şeyin olmasını gerektirmez. Çünkü Allah'ın irade edip de olmayan şeyler vardır.
Ama bakın Maturidi mezhebinden olduğunu söyleyen olduğu kabul edilen Ömer Nasuhi Bilmen, bak burada şimdi onu daha sonra okuyacağım. İmam Maturidi irade ile meşiyeti birbirinden ayırıyor. Allah'ın iradesi olmayabilir diyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde Cenab-ı Hakk'ın herkesin mümin olmasını istediği belirtiliyor. İrade ettiği belirtiyor ama insanlar mümin değil. Ama Allah'ın meşiyeti olacak olsa... Bir örnek verebilir misin? Cenab-ı Hakk'ın gelecek, herkesin gelecek, mümin olmasını istediğini gelecek, irade ettiği. Sıra gelecek. Gelecek. Onu, o ayetleri ayrıca anlatacağım ben size. Şimdi bakın, Maturidi mezhebinin kitabı kabul edilen Büyük İslam İlmihan'de ne diyor? Onun irade buyurduğu şey mutlaka olur. İrade buyurmadıkça hiçbir şey vücuda gelmez. Yani Allah bir şeyi irade ettiği zaman mutlaka olur. O zaman buna bir örnek vereyim. Nisa suresinin 26. ayetinde Allahü Teala diyor ki: Yuridullahu liyubeyyine lekum. Allah size açık açık anlatmayı irade eder. Ve yehdiyekum, sizi yönlendirmek ister. Sünenellezine min kablikum, sizden öncekilerin sünnetlerine, yani doğru yollarına yönlendirmeyi irade eder diyor. Allah'ın iradesi herkesin doğru yolda olmasıdır. Oluyor mu herkes doğru yolda? Ama Allah orada meşiyetiyle, şae fiiliyle istese herkes mutlaka mümin olması. Onun için velev şae lehezen nâse ecmain diyor. Allah şey etseydi, yani meşiyette bulunsaydı mutlaka herkes yola gelirdi diyor. Onu inşallah daha sonra örnekleri geliştireceğiz. Peki. Kusura bakmayın, çok hızlı konuşmak zorunda kalıyorum çünkü saatle sınırlı. Aslında buraya hakem orada bir kelam hocası konulmamalıydı. Çünkü yani konuşmalarda tabii ki rey beyan etmemem gerekiyor her iki taraf içinde. Ama yani bazı bilgilere de ihtiyaç var. Yani bilgilere de ihtiyaç var. Nasip olursa en sonunda belki bir özet yaparız. Evet. Hocam buyurun. Evet. Şimdi Abdülaziz Bey'in söyledikleriyle ilgili, evet, söylemek veya sorularınız varsa ben bu konuda birkaç şey daha söyleyeceğim, tabii, yani Allah'ın bilgisiyle ilgili. Sizin söylediklerinizle ilgili cevaplar verecek. Evet. Evet, şimdi madumun şeyiyeti meselesi malum bir meseledir. Ehli sünnet ulemadan hiç kimse madum şeydir dememiştir. Bu Mutezile'ye mahsus bir görüştür. Madumun şeyiyeti, Mutezile'nin iddia ettiği, ehli sünnetin de baştan sona tabii ki İmam Maturidi'nin de naks etmek için, çürütmek için deliller getirdiği, tartıştığı bir meseledir. Bu İmam Maturidi'ye mahsus değil. Fakat bir şey dikkatimi çekti. Dün gece Abdülaziz Bey'in videolarından birini izlerken Tevilat-ı Ehl-i Sünne'yi elinde tutuyordu, gösteriyordu ve işte bu İmam Maturidi'nin eseri budur. Kitab-ı Tevhid diye bir eseri var. Onun İmam Maturidi ile pek bir alakası yoktur. Onu sonradan başına pek çok şey gelmiş demişti. Burada not da aldım. Gerekirse videoyu gösterebilirim. Şimdi herhalde İmam Maturidi'nin Kitab-ı Tevhid'ini yeni keşfetti Abdülaziz Bey. Güzel, sevindirici bir şey. Bir kere şunu bir kesin bir şey olarak ortaya koyalım. Anlatacağım. Acele etme. Yani o sizin kendi şeyiniz olur. Çelişkili bir kitaptan delil getirmekle siz kendinizi naksetmiş olursunuz. Evet. Şimdi Nisa suresindeki ayeti okuyor Abdülaziz Bey. Nisa ayeti, kendisi de pek çok sefer diyor ki biz Kur'an-ı Kerim'i bütüncül olarak okuruz, parçacı okumayız. Ama Nisa suresinde okuduğu o ayet evveline baksa, ahirine baksa müminlerle ilgili bir ayet. Müminleri anlatıyor. Abdülaziz Bey bana erade fiiliyle ya da şae fiiliyle fark etmez gelmiş bir tek ayet göstersin ki Allah Teala bütün insanlara hidayet vermek istiyor. Bağlam gayrimüslimler, müşriklerle ilgili olsun ya da genel olarak insanlarla ilgili olsun. Ama Nisa suresindeki ayeti getirmesin çünkü bu ayet müminlerle ilgili. Bağlam yukarısı da aşağısı da müminlerle ilgili. Allah Teala benden bir kavil geçti, yemin olsun ki cenneti insanlarla ve cinlerle dolduracağım buyuruyor. İnsanlar, cinler çırpınsa da hatta Efendimiz'e hitap var. Sen istediğine hidayet veremezsin. Vallahu yehdi men yeşâ. Allah dilediğine hidayet verir.
Şimdi Yaşa geçti. Abdülaziz Bey onu not alacak. Tabii bir şey söyleyecek. Onu da konuşalım. Şimdi Şa'e Erade arasında bir farklılık var mı yok mu? Ya Abdülaziz Bey, bu Şa'e fiiline gerçekten işkence ediyorsun ya. Yani hakikaten işkence ediyorsun. Kur'an-ı Kerim'de 200'den fazla geçmiş, mastar halini bırakın, fiil halinde 200'den fazla kere geçmiş bir kelimeyi konuşuyoruz. İki tane ayeti, üç tane ayeti delil getiriyorsun. İşte Şa'e şey etmektir diyoruz. Oysa yani bu iddianın ciddiye alınabilmesi için Şa'e fiilinin türevleriyle beraber geçtiği bütün ayetleri koyacaksın önümüze, diyeceksin ki bak iddiam bu, ayetler bu, mesele bu. Ben de tam senin iddianın aksini gösteren burada onlarca ayet okurum ki Şa'e fiilinin şey etmekle hiçbir alakası yok. Yani bu tarif ediyorsun, Allah'tan olursa yaratmak olur, kuldan olursa gayret göstermek olur diyorsun ama o kadar çok ayet var ki Allah'tan olduğunda yaratmakla münasebeti yok, kuldan olduğunda gayret göstermekle münasebeti yani, yok. Ama o söz bak müfredatın sözü, hocam, benim değil yani. Tamam. Peki, kullanma müfredat, sen bu kadar alim bağlamıyor da müfredat mı bağlıyor seni? Bunu yapmayın arkadaşlar ya. Hakikaten. Evet. Şimdi yani böyle olursa biraz sonra buradan da o toplantı şeyini bozarız. Lütfen. Tamam. Uykuları kaçıyor değil mi? İyi olur. Hayır, hayır. Evet. Bitti mi hocam? Buyurun. Evet, şimdi bakın bir ayet daha okuyayım. Mesela İrade ile ilgili size bir ayet daha okuyayım. Geç çok sayıda ayet vardır ya. Mesela yuridullah en yetubu aleykum ve yuridullezine tebi'une şehevaten temilu meylen azime. Allah-u Teala sizin tevbenizi kabul etmek ister. Şehvetlerine uyanlarsa büyük bir sapıklıkla sapmanızı isterler. Nisa suresi 27. ayet. Şimdi Şa'e fiilinin geçtiği yerlerde faili Allah'sa aksinin olması mümkün değildir. Onun için Allahü Teala وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ diyor. Yani sizin bir şeyi var etmeniz ancak alemlerin Rabbi olan Allah'ın onu yaratmasıyla mümkündür diyor. Şa'e fiilinin halaka manasını olduğu lügatçıların ittifakla kabul ettiği şeydir. Yani bu bizim bir iddiamız değil, irade manasını çok sonra şeyler vermiştir. Bazı kelamcılar vermiştir. Şimdi Allahü Teala'nın bilgisi değişir mi değişmez mi diye biliyorsunuz hep söylenir. Bizim için esas olan Allahü Teala'nın ayetleridir. Bakın İsra suresinin 59. ayeti. Ve ma mena'ana en nursile bil ayati illa en kezzebe bihel evvelun. Bizim diyor ayetler göndermemizi engelleyen, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme mucizeler vermesini engelleyen öncekilerin onları yalanlamasından başkası olmadı. Bu Allah'ın sözüdür. Ve ateyna Semuden naqata mubsiratan Semuda, Semud kavmine her şeyi açıkça, yani şeyin Salih aleyhisselam'ın nebi olduğunu gösteren, açıkça gösteren deveyi mucize olarak verdik. Fazalemu biha, ona karşı zalimlik yaptılar. Ve ma nursilu bil ayati illa tahfifa, biz bu mucizeleri sadece insanları korkutmak için göndeririz. Şimdi bir de size iki şey okuyacağım. Bakın Allahü Teala'nın bilgisi konusunda en başta söylediğim ayeti tekrarlayacağım. Evet, la tudrikuhul absar ve huve yudrikul absar. İnsanlar ne kadar uğraşırlarsa olsun Allah'ı kavrayamazlar. Kavramadığımıza göre Allah'la ilgili konuşmayı yaparken Allah'ın ayetleriyle قَدْ جَاءُكُمْ بَصَائِرٌ مِنْ رَبِّكُمْ diyor. Rabbinizden basiretler geldi. Ona uymak zorundayız. فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنْ نَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا. Baka gören görür, görmeyen körlüğü kendi aleyhinedir. Şimdi iki ayet okuyacağım. İki bölüm. Birisi Yunus suresinden. Şimdi yok şeyden, Bakara ve Ali İmran surelerinden, oraya attım çünkü çok uzayacak. İlyas Bey bana bakıyor.
اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ اُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰيكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ Kafir olan ve kafir olarak ölenler var ya, Allah'ın laneti, meleklerin laneti, tüm insanların laneti onlar üzerinedir. خَالِد۪ينَ ف۪يهَا Sürekli o, ölümsüz olarak o lanet içinde kalacaklardır. لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ Azap onlardan hafifletilmeyecek ve onların yüzüne de bakılmayacaktır. Şimdi, bu kafir olarak ölmüş olan kişilerle ilgili ayettir. Şimdi aynı ifadeleri taşıyan mürtetlerle ilgili ayet okuyacağım. Ali İmran suresi 86-90 diyor ki Allahü Teala كَيْفِ يَهْتِ اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدِ اِيمَانِهِمْ İnandıktan sonra kafir olan bir topluluğa Allah nasıl yol gösterir? Nasıl onu yoluna kabul eder? وَشَهِدُوا اَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ Resulün hak olduğuna şehadet getirmişler. وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ Onlara apaçık belgeler gelmiş. وَاللّٰهُ لَا يَهْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ Allah bu zalimler topluluğunu yola getirmez. اُولَٰئِكَ جَزَاءُهُمْ Bunların cezası şu, اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ وَالْمَلٰيكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ Allah'ın laneti, meleklerin laneti ve tüm insanların laneti onların üzerinedir ki az önce kafir olarak ölenlerle ilgili kelimeler de aynısıydı. خَالِد۪ينَ ف۪يهَا Artık o lanet altında ölümsüz olarak kalırlar. لَا يُخَفَّفُ عَنْهُ الْعَذَابُ Bu azap onlardan hafifletilmez. وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ Ve yüzlerine de bakılmaz. Şimdi bu mürtetlerin asla yola gelmeyeceğini buradan hissedersiniz değil mi? Bak Cenab-ı Hak diyor ki yüzlerine bakılmaz. Azap hafifletilmez. Ondan sonra sürekli onun altında kalırlar diyor. Peki ondan sonra ne diyor? İllellezine tabu min ba'di zalika ve aslahu. Ama bundan sonra tevbe edip kendini düzelten olursa başka. İşte şey olmadan önce Cenab-ı Hakk'ın bilmediğini Allahü Teala çeşitli ayetlerle bize bildiriyor. Dolayısıyla Allah'a kendi kafamıza göre rol vermememiz lazım. Şeyle ilgili de enteresan. Mesela o ölen çocukla ilgili şeydeki Kehif suresinde sanki onu ben öldürmüşüm gibi beni muahaze ediyor. Yani onu öldüren Cenab-ı Hak'tır. O soruları Allahü Teala'ya sormak lazım. İşte bu şimdi, yani benim beklediğim de bu. Onu Allahü Teala'ya sormak lazım. Allahü Teala'nın da onun cevabı da var. Bak diyor ki ve haşina en yurhikahuma tuğyanen ve kufra. Bunu söyleyen Allah, ben demiyorum ki bunu. Allah söylüyor. Haşina kelimesinin anlamı gayet açıktır. Korktuk diyor Allahü Teala. Bak. Niye Allah haşina, niye Allah? Çünkü orada o görevli melek, bizim Hızır diye adlandırdığımız, hadis-i şerifte, Buhari'de bir hadiste Hızır geçtiği için ona Hızır diyoruz. Şimdi zaten ondan sonraki şeyde ayette diyor ki مَا فَعَلْتُوا عَنْ اَمْر۪ي diyor. Ben bunu kendiliğimden yapmadım ki Allah emretti diye yaptım diyor. Dolayısıyla onu, şimdi mesela وَاَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ اَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ O çocuğun annesi babası, Hızır'ın öldürdüğü çocuğun annesi babası mümin insanlardı. Ondan sonra فَخَش۪ينَ اَنُهْر۪يقَهُمَا تُغْيَانًا وَكُفْرًا Annesini babasını taşkınlığa ve küfre sürüklemesinden korktuk. Kader anlayışına göre Allah zaten önceden bunu mümin olarak belirlemişse mümindir, kafirse kafirdir, kimse onu değiştiremez. Burada korktuğun bir anlamı yok. Ama Allahü Teala burada böyle diyor, bu benim sözüm değil ki. Ondan sonra onun için onu öldürdük diyor Allahü Teala. Öldürdüyse öldürdü, başlıyor yani. Biz yani yaratırken niye yarattın diye soramadığımıza göre öldürürken niye öldürdün diye soracak halimiz yok ki. Öldürürse öldürür. Evet. Ondan sonra ne diyor? Bak ne diyor? فَاَرَدْنَا اَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ Rablerinin o karı kocaya bu çocuktan daha hayırlısını vermesini murad ettik diyor. خَيْرًا مِنْهُ زَكَاتًا وَاَقْرَبَ رُحْمًا Daha gelişik, daha zeki ve daha merhametli bir çocuğu vermesini murad ettik. O çocuk da aynı şeyi yaparsa ne olacak? Cenab-ı Hakk'ın cevap vereceği soruya ben cevap veremem. Ha, bir dakika. Şimdi bir de hocam bir dakika. Evet. Konuşmam evet. Lazım bir dakika. Evet kızım. Şimdi bu kadar ayet okudunuz, okuyorsunuz. İnsanlara diyorsunuz ki bu şae böyle olur, erade şöyle olursa imtihanın ne anlamı var, peygamberin ne anlamı var? İnsanlar size sormuyor, bunu Allah'a sor hocam diye. Şimdi bana diyorsun ki bunu Allah'a sor. Akılla açıklayacaksak konuşalım. Yoksa teslim olacaksak kalkıp gidelim. Zaten benim öyle bir problemim yok.
Yani insanların ileride ne yapacağı, irade olarak hangi fiilleri işleyeceği Allah tarafından biliniyor. Tamam, yazılmış, tamam. O zaman niye peygamber? Ben de derim ki hocam Allah'a sor. Bu çözüm değil hocam. Yani Kur'an hakkında konuşuyorsak... O ayete de yer gelecek. Tamam, gelelim konuşalım. Yani soruyorum, gerisi cevap gelmiyor ama yani akılla konuşacaksak, akli konuşacaksak... Akılla konuşamayacağımızı baştan o zaman okuduk o ayette. Allah diyor ki basiretler kavrayamaz dediğini, ya Rabbi sen bilmiyorsun, biz anlarız diyecek halimiz yok ya. O zaman, o zaman akli delillere hiçbir şekilde başvurmamanız lazım değil mi? Burada insanlara sormamanız lazım, olmayan şey bilinir mi diye. Böyle siz bir konuşacağınızı konuşun, ben ne konuşacağımı yalnız benim biliyorum. Moderatör hocamdan ricam, tamam. Bir takım sorular soruyorum, cevapsız kalıyor, arada kaynamasın. Yani meselenin vuzuha kavuşması için bu ben, sorulara ben bunu bir yerden hatırlıyorum lazım. Bu kelimeyi. Bu cümleyi bir yerden hatırlıyorum. Sorularıma peki. Cevap veremedin. Peki, hayır, veremedi meselesi evet. Değil hocam. Münazara evet. Yapıyoruz. Peki. Soru soruyorum, cevap tamam. Bekliyorum. Bundan tabii ne olabilir? Evet. Evet. Sen de sor, ben de cevap vereyim yani. Hayır, hayır. Evet, hayır. Evet. Şimdi yani aranızdaki konuşmada soru almıyoruz artık. Sadece burada şimdi hocam, konuşmasının. Peki şöyle bir şey yapalım isterseniz hocam. Süre bana geçmişken tamamlayayım, süremi tamamlayayım. Peki, buyurun. Şimdi evet, bu Kehf suresinde fehaşina kelimesi geçiyor. Korktuk. Evet, doğru, böyle bir kelime geçiyor. Şimdi o zaman Kur'an-ı Kerim'i nasıl anlamalıyız meselesiyle ilgili bir usulde, usul ilkesinde birleşmemiz lazım. Kur'an-ı Kerim'de geçen her kelimeyi yalın, zahir, birincil anlamıyla mı anlayacağız? Yoksa mecaza, kinayeye, ikincil, üçüncül anlamlara yahut tevile, tefsiri anlamaya mı gideceğiz? Bunu konuşmamız lazım. Yani ben şimdi burada birkaç tane ayet okusam, Abdülaziz Bey'e desem ki bunların bana aynen fehaşinadaki gibi zahiri birincil anlamlarıyla bu ayeti bana bir mana ver desem. Mesela Tevbe suresinin 112. ayeti. Ve alel selâseti lezîne hullifû hattâ izâ dâgat aleyhim el ardu bimâ rahubet ve dâgat aleyhim enfusuhum ve zannû en lâ melce'e minallâhi illâ ileyhi. Tevbe 112. Bana bunu bir meal versin. Cin 12. Ve enna zannennâ en len nu'cizallâhe fil ardi ve len nu'cizehu herebâ. Bunu anlam versin. Maide 59. يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا اُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا. Mana versin. Rahman 39. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ اِنْسٌ وَلَا جَانٌ. Mana versin. Çok daha var da vakit almaz. Şimdi konuyu değiştirmekle ilgili yapacağınız bütün gayretleriniz benden cevap bulamayacak. Şimdi bu şöyle, konuyu devam ettirmek zorundayız. Şöyle yapalım, isterseniz siz bu verdiğiniz, mana versin dediğiniz örnekle yani hocayı şimdi ben şunu söylemeye çalışıyorum hangi hocam. Eksiğini kendinize şunu söylemeye çalışıyorum. Onu söyleyeyim. Tamam, söyleyin. Çünkü meal açsa mealden okur yani o yok mealle, evet. Meal değil. Ben hocanın şeyini istiyorum. Hayır, yani siz kendi şimdi maksadım şu. Ben sana söz veriyorum. Nasıl olsa kayda geçiyor. Ben bunları sana yazılı olarak bildireceğim. Tamam. Ama hayır, yazılı istemiyorum. Burada. Ya burada siz, konuşmam. Siz kesinlikle. Hocam, burada konuyu buyur. Saptırmadan tamam. Başka bir anlam hocam, taşıyor. Hocam ne alakası var? Münazara yapıyoruz Allah aşkına ya. Bu kadar tamam, münazara yapmıyoruz. Bir meselenin ortaya çıkmasına çalışıyoruz. Tamam, çalışıyoruz yani. Niye bu kadar kasmanın anlamı yok? Tamam, söylesin. Söylesin, dinleyelim. Arkadaşlar sakin. Evet. Şimdi mesele şu hocam. Bu okuduğum ayetlerin zahirini esas aldığımız zaman Kur'an-ı Kerim'deki başka pek çok ayetlerle karşı karşıya geliriz. Yani ayet-i kerime işte açık. Rahman 39. O gün cinler de insanlar da günahlarından sorulmayacaklar diyor ayet. Şimdi sorgu diye bir şey yok mu? Hesap diye bir şey yok mu? Var. Peki bu ayeti nasıl anlayacağız? Abdülaziz Bey'in bu ayeti de gündeme getirmesi lazım. Çünkü defterde yazılı. Niye sorsun ki?
Yani sorgu yok mu o gün? Ortada belge olduğu zaman hakim sormaz. Sorgu yok mu o gün? Sorgu evet. Yok mu? Evet. La yus'elu amma yef'elu ve hum yus'elun. Neden bahsediyor? Bu da ayet. Sorulacaklar. Evet. İnsanlar da cinler de hesaba çekilecek. Mahkeme diye bir şey var. O zaman niye bu ayet, ne diyeceğiz buna şimdi? İnsanlar da cinler de günahlarından sorulmayacak. Ha, o zaman Kur'an'ı anlamayla ilgili hocanın bir problemi var. Bunu öncelikle düzeltmesi lazım. Kur'an-ı Kerim'de gördüğü her kelimeyi zahir anlamıyla alırsa, ben bilmiyorum dünyada, yeryüzünde bu kadar din mensubu var, bunlar içerisinde inandığı Tanrı'nın cahil olduğunu ispat etmek için Abdülaziz Bey kadar çırpınan bir kişi daha var mıdır? Yani bu bir kemal değil, bu bir marifet değil. Kur'an-ı Kerim'in ilgili bütün ayetlerini Allah hakkında konuşuyoruz ya. Allah hakkında konuşuyoruz. O zaman Allah'ın kelamıyla konuş. Kendi Allah'ın kelamıyla değil. Konuşacağız tabii ki. Kendi kelamında konuş. Ben de onu söylüyorum. İlgili bütün ayetleri niye gündeme getirmiyorsunuz? Yani ya bir tane konuyla ilgili ayet gündeme getir de ben de göreyim kardeşim. Hep böyle hocam, şuraya buraya gitmene gerek yok. Bir şey değil. Konunun özüyle ilgili konuş. Tamam, özüyle ilgili konuşalım. Allah. Ben şimdi buradan Allah Teala'nın geleceği bildiğine dair bir tanesini sen kendin kitabında söylüyorsun. Söyle bakalım. Diyorsun Allah, ki Allah geleceği bilmez diyen var mı yeryüzünde? Allah Allah. Evet. Ya lütfen. Buyur. Yani hocam bir bağlam var herhalde onu. Tabii ki. Bağlamını. Ya bir kere imtihan konusuna geleceğiz. Evet. İmtihan başka bir şey. O başka bir şey. İmtihan değil. Peki. Şimdi hocam kitapta burada yanımda da var. Kendisi de söyleyecektir. Yusuf suretinin 103. ayetine ne kadar istersen iste insanların çoğu inanacak değiller diye anlam vermiş. Doğru. Evet. Peki insanlar bunu yaparken bu inanacak olmayan insanlar, inanmayacak olan insanlar bunu imtihan dışı bir şeyle mi yapacaklar? Gayri iradi bir şeyle mi yapacaklar? Allah Teala insanların çoğu iman etmeyecek buyuruyor. Sen ne kadar istersen iste. Hazreti Nuh'a aynı şekilde Ve ma yu'min ekserum ayeti eksik okumayın lütfen tamam okuyun. Buradaki ifadesi aynen buradaki eksik ifadesi. Okudum zaman. Ne kadar istersen iste insanların çoğu inanacak değiller. Devamını okuyun lütfen. 103. ayet. Aynı şekilde Hazreti Nuh'a ilgili Secde suresinin 13. ayeti. Ve lev şi'na le ateyne kulle nefsin hudaha velakin hakkal kavlu minni le emle ennel cehenneme minel cinneti vel nasi ecma'in. Allah'tan bir söz geçmiş. Yani Allah Teala burada istese her nefse hidayetini verir. Ama Allah benden bir söz geçti diyor. Cenneti, insanlar ve cehennemi dolduracağım. Maide 54. Ya eyyühellezine amenu men yertedde minkum an dinihi fesevfe ye'tillahu bi kavmin yuhibbuhum ve yuhibbunehu ila ahir. Anlayanlar anlıyor herhalde. Allah Teala'nın geleceği bildiğini ispat etmek için insanın ayrıca bir delil getirmesi ya da insanın iradi fiillerini bildiğini ispat etmek için ayrıca bir delil getirmesi hakikaten abes bir şey yani. Evet. Evet. Şimdi hoca der ki Allah insanın iradi fiillerini de önceden biliyor ve okuduğu ayetlerde de daha olaylar vuku bulmadan Allah bilgisiyle bunu haber veriyor diye ifade ediyor. Yani Kur'an-ı Kerim'deki ben o konuya girmeyeceğimi söyledim baştan. Evet. Bir kere konu bu kadar insan bu meseleyi öğrenmek için gelmiş. Evet. Onun için önce şu şaefili ile alakalı. Hani bir şeyler söylüyor. Abdülaziz Bey bunlar nereden çıkarıyor? Kendisinin imam kabul ettiği İmam Maturidi'den. Abdülaziz Bey konuya başlamadan bir ricam olabilir mi? Bir tek şey söyleyeceğim. Şa'e fiilinin halaka manasında olduğunu söylersek Kasas 68'e bir mana verebilir misin? Onlara cevap vermeyeceğim. Şunu anlatacağım müsaadenizle. Evet. Kardeşim bizim konumuz biz burada şa'e fiilini tartışmak için gelmedik. Niye geldik ya? Allah bir dakika şimdi ben şimdi şa'e fiiliyle ilgili şa'e fiiliyle ilgili İmam Matur arkadaşlar lütfen ya bunu yapmayın ya. Şa'e fiiliyle ilgili İmam Maturidi'nin neler söylediğini ben size anlatacağım burada.
Şimdi bakın arkadaşlar, şimdi şu Abdullah da isterseniz bu İbrahim şey vardı ya, Hazreti İbrahim şeyi, Bakara 124. Belki yok yok Bakara yok, İbrahim yok yok, Şafii'ni mutlaka anlatmam lazım. Onu akşam ezanı olmadı. Geliyor yalnız, namaz geliyor. Evet. Şafii'ni mutlaka anlatmam lazım. Bakın şimdi evet. Şeyde İbrahim suresinin 4. ayetinde Allahü Teala şöyle buyurur. Ve ma arsalna min rasulin illa bi lisani kavmi yubayyinu lahum fe yudillullahu men yasha ve yehdi men yasha. Şimdi elimde Maturidi mezhebine mensup olduğunu kabul eden Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, Diyanet Vakfı'nın meali. Şimdi bu mealde bu ayete nasıl meal vermişler? İmam Maturidi nasıl meal vermiş, ona bakacağız. Diyor ki Allah'ın emirlerini onlara iyice açıklasın diye her peygamberi yalnız kendi kavminin diliyle gönderdik. Resulullah'ın Arapça dille gelmiş olması Mekkelilerin Arapça konuşmasından dolayı. İyice açıklasın diye. Artık Allah dilediğini saptırır, dilediğinde doğru yola getirir. Çünkü o güç ve hikmet sahibidir. E şimdi sorar adam, dilediğini saptırıp dilediğini yola getirecekse niye peygamber gönderiyor? O peygamber o kavmin diliyle konuşsa ne olur, konuşmasa ne olur? Peki İmam Maturidi ne diyor? Şimdi oradan görüyorsunuz. Tevilatındaki tefsiri ki ben şu ana kadar İmam Maturidi kadar bu ayete doğru meal veren ikinci bir şahsı görmedim. Şimdi diyor ki feyudillullahu men yeşâ ve yehdi men yeşâ. Ey yudillullahu men âfere sebebet dalal ve yehdi men âfere sebebellezî bihi yehtedi. Yehdihi dâlik. Yani şu manayı veriyor İmam Maturidi. Diyor ki bak, Allah'ın emirlerini onlara iyice açıklasın diye her peygamberi yalnız kendi kavminin diliyle gönderdik. Ondan sonra Allah sapıklığı tercih edeni sapıklıkta bırakır, hidayeti tercih edeni hidayete erdirir. Evet. Ondan sonra çünkü o güç ve hikmet sahibidir. Böyle olduğu zaman her şey yerine oturuyor. Şimdi bir de Maide suresinin En'am suresinin ayetleri var. Evet, En'am suresinin şey yapmayayım, oradan okumayayım. En'am suresinin 147-148. ayetlerinde nasıl olsa şeyi gördük, sistemi gördük. İmam Maturidi'nin verdiği manayla şimdi şu Maturidi mezhebine mensup olduğunu söyleyen Diyanet Vakfı'nın verdiği manayı karşılaştıralım. Putperestler diyecekler ki Allah dileseydi ne biz ortak koşardık ne de atalarımız. Hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Onlardan öncekiler de aynı şekilde yalanladılar. Sonunda azabımızı tattılar. De ki yanınızda bize açıklayacağınız bir bilgi var mı? Siz zandan başka bir şeye uymuyorsunuz ve siz sadece yalan söylüyorsunuz. De ki kesin delil ancak Allah'ındır. Allah dileseydi elbette hepinizi doğru yola iletirdi. Şimdi birinci ayette müşrikler diyor ki Allah dileseydi bizi doğru yola iletirdi. Allahü Teala diyor ki siz yalan söylüyorsunuz, siz atıyorsunuz. Siz sadece zanna tabi oluyorsunuz. Ondan sonraki ayette de diyor ki hücceti kata, kesin delil Allah'ındır. Allah dileseydi hepiniz yola gelirdi. İşte tamam, sen bunu zaten kabul ediyorsun. İkisi birbirine %100 zıt ayet Allah'ın sözü olur mu? İmam Maturidi bu ayete nasıl mana veriyor? Yani rahmet dağınıyorum ki çünkü şimdiye kadar ondan başka doğru mana veren birisini ben görmedim. Diyor, İmam Maturidi, İmam Maturidi, İmam lütfen. İmam Maturidi'nin verdiği mana. İmam Maturidi şöyle mana veriyor. Diyor ki müşrikler diyecekler ki Allah bizim müşrik olmadığımızda müşrik olmamıza razı olmasaydı ne biz şirk koşardık ne de atalarımız herhangi bir şeyi de haram kılmazdık. Allahü Teala işte diyor ki onlardan öncekiler de aynı şekilde yalanladılar ve sonunda azabımızı tattılar. De ki yanınızda bize açıklayacağınız bir bilgi var mı? Siz zandan başka bir şeye uymuyorsunuz ve siz sadece yalan söylüyorsunuz. De ki hücceti katı Allah'ındır. Allah-u Teala eğer şeyde o emretseydi ve davet etseydi şeklinde, yani kendisi zorlasaydı diye söylüyor şeyde Maturidi.
Eğer Allah-u Teala rıza gösterseydi şirke, Allah'ın rızasıyla olsaydı bu, ki Allah'ın tercih etmesiyle, Allah'ın tercihiyle olsaydı hepinizi mümin yapardı. Niye biriniz müşrik, biriniz kafir? Onu size bıraktı diyor Allah-u Teala. Dolayısıyla İmam Maturidi'nin meşiyet kelimesine irade manası verdiği herhangi bir yer yoktur. Herhangi bir ifade yoktur. Her yerde şae şey etti anlamını verir. Şey yapmanın da değişik ifadelerini ortaya koyar. Az önce siz bana bir şey sordunuz. Şimdi ben aslında vaktimiz de tabii ilerledi. Şöyle somut iki örnek üzerinden. Sonra imtihanlara geçelim isterseniz. İki örnek üzerinden gidelim. Şimdi bir, yani Kur'an-ı Kerim'de kulların imtihan edildiğini beyan eden ayetler var. İşte örnek diyelim ki Bakara 124. Tamam, oraya Hazreti geçelim. Hazreti İbrahim'in istersiniz. Ama bir de yine Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın kulların bütün amellerini ihate ettiğini ifade eden ayetler var. Yani ne bileyim, inna Allaha bima ya'melune muhit gibi. Şimdi şey yaparken, yani her iki hocamız için de bu geçerli. İki ayeti bir arada düşünerek nasıl bir çözüm ve anlam ortaya koyuyorlar? İkisini bir arada düşünerek her iki hocamız da hem Bakara 124'teki ifadeyi, yani daha çok imtihanla ilgili olan, hem de işte ben notumda Ali İmran 120 diye almışım. Allah kulların bütün amellerini ihata etmektedir. Bu ikisini yani bir arada nasıl çözümlüyorsunuz? En kaç dediniz siz? Şu Ali İmran 120 ki çok var yani aynı. Yok olsun. Yani onu ben bir şey yapayım. Bir de Bakara 124, onunla ilgili de işte şeyde bile nedir, Mülk suresinde ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluwekum eyyukum ahsenu. Bu mealde yani illet bildiren ifadeler var. Şimdi bu defa yine Abdülaziz Bey'den başlayalım. Çünkü bir ondan öncelik veriyoruz. Olsun. Hocam bu iki ayet çerçevesi içinde, yorumu bu ikisi içinde, ama istişat olarak başka ayetler getirebilirsiniz. Fakat esas itibariyle bu iki farklı ifadeyi nasıl mezz ediyorsunuz? Bununla ilgili görüşümüz. Şimdi o zaman önce şunu söyleyeyim. Aslında keşke vakit olsaydı, Cenab-ı Hakk'ın insanları nasıl imtihan ettiğine dair Kur'an-ı Kerim'de 4 örnek verdiğini size gösterirdim. Cenab-ı Hak diyor ki: "Sevzbile ve lekas sarrafna fi hadal Kur'an min kulli mesel." Bu Kur'an'da her şeyin örneğini vermişizdir. Gerçekten biz çalışmalarımızda bunu gördük. Hangi konu olursa olsun Kur'an-ı Kerim onu mutlaka örneklendirilmiştir. İmtihan konusu da örneklendiriliyor. Şimdi imtihanla ilgili öncelikle şu ayeti iyi düşünmemiz lazım. Diyor ki Allahü Teala: "Ve lenebluvennekum." Muhammed Suresi 31. ayet. "Lenebluvennekum." Sizi mutlaka yıpratıcı bir imtihandan geçireceğiz. "Hatta ne'lemel mücahidine minkum." İçinizden cihad edenleri bilinceye kadar. Cihad demek, karşılaştığınız olaylarda dünyayı mı ahireti mi tercih ediyorsunuz, bunu göstermek demektir. Siz düşmanla, yani ya da bir olayla yüzde gelinceye kadar zaten ben başarırım, yaparım, ederim dersiniz. Ama o noktada insan kaybeder ya da şey yapar. O anda kaybeder. O çok önemli bir andır. "Ve ne'leme sabirin" ve sabredenleri bilinceye kadar. Bu Allah-u Teala'nın sözüdür. "Ve nebluve akhbarakum" ve haberlerinizi ortaya çıkaralım diyor. Haberleri ortaya çıkarmak ne demektir? Onu da Cenab-ı Hak yine bize... Nebluve kelimesine nasıl ortaya çıkarmak? Nebluve kelimesi böyle yıpratmak, yıpranma manasındadır. Elbiseniz yıpranırsa diziniz ortaya çıkar. O zaten İmam Maturidi onu da şey yapıyor. Tefsirlerde o ifade de var. Şimdi o şehit konusunda mesela, bakın bunu açıklayan ayet, hani şu ayet şu ayeti açıklar diye en baştan okumuştum ya, diyor ki Allahü Teala: "وَاِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ" Ali İmran 140, "size bir yara dokunduysa فَقَدْ مَسَّلْ قَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ" karşınızdaki Mekkelilere de onun gibi bir yara dokundu, onlar da
Bedir'de sizin aldığınız yarayı aldılar. وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ Bu günlerin insanları arasına döndürürüz. Peki وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا Allah inananları bilsin diye وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَا İçinizden şahitler alsın diye, şahitler. Çünkü ahirette Cenab-ı Hak وَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلُّ اُمَّتٍ بِشَهِدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَاُولَٰي شَهِيدًا diyor. Ahirette aynı zamanda birbirimize şahit getirecek bizi. Yani hem o olayları Cenab-ı Hak hem ben bileyim hem de şahitler alayım diye ifade ediyor. Şimdi ben en baştan beri şunu söyledim. Biz bu konuları bilemeyeceğimiz Allah söylediği için biz ayetlere uymak zorundayız. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'la ilgili olan, yani Allah-u Teala kimseyi bilgi imtihanından geçirmiyor, zaten biliyor onu. Geçirdiği imtihan cihat imtihanıdır, geçirdiği imtihan sabır imtihanıdır. O da olaylarla yüzde gelmeden ortaya çıkmaz. Diyor ki Allah-u Teala وَاِذِ اِبْتَلَى اِبْرَٰهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاَتَمَّهُنَّ Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle imtihan etti, o da onları tamamladı. قَالِ اِنِّ جَاِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا Dedi ki ben seni insanlara imam, önder yapacağım. قَالِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي Benim soyumdan olanlar da olsun ya Rabbi dedi. قَالَ لَا يَنُلُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ Benim zalimlere bir taahhüdüm olmaz dedi. Yani senin soyundan gelip de zalimlik yapanlara bir söz veremem dedi Allah-u Teala. Şimdi burada mesela Fahrettin Razi diyor ki, bak şu kırmızı yazıdan görün. لَنَّهُ تَعَلَى لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ الْاِخْتِبَارُ وَالْاِمْتِحَانِ Allah-u Teala imtihan edeceğim diyor. Fahrettin Razi diyor ki Allah'ın imtihan etmesi caiz olmaz diyor. Allah-u Teala diyor ki biz şeyde اِنَّا خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ اَمْشَرْ نَبْتَلِيهِ İnsanı döllenmiş yumurtadan yarattık. Onu ağır bir imtihandan geçireceğiz. فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا Onun için onu semî ve basir yaptık. اِنَّا هَدَيْنَهُ سَب۪يلَ اِمَّا شَاكِرًا وَاِمَّا كَفُرًا Allah insanları imtihan için yarattığını söylüyor. İbrahim Aleyhisselam imtihan ettiğini söylüyor. Fahrettin Razi diyor ki Allah'ın imtihan etmesi caiz olmaz. Ya bunu niye böyle yapıyorsunuz kardeşim? Aynı benzer şey Elmalı'da var, onu okumayacağım. Ve şimdi şey ne yapıyor? Ben size bu tevilatla ilgili şunu söylüyorum. Eskiden beri arkadaşlarım bilirler. Tevilat bazı yerleri son derece güzel şey ama bazı yerleri hiç kabul edilebilir ifadeler taşımıyor. Şimdi ben bazı ifadelerin ben İmam Maturidi'ye ait olduğunu asla ihtimal vermiyorum. Bakın şimdi mesela şurada diyor ki وَاِذِ اِبْتَلَى اِبْرَٰهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاَتَمَّهُنَّ Mesela bu sözün İmam Maturidi'ye ait olduğunu kabul etmiyorum. Neden etmediğimi söyleyeceğim size. قِيلَ الْاِبْتِلَى وَالْاِمْتِحَانُ فِي الشَّاهِدِ اِسْتِفَادُ عِلْمٍ خَفِيٍّ عَلَيْهِ مِنَ الْمُمْتَحَنِ وَالْمُبْتَلَى بِهِ Yani işte görünürde imtihan, imtihan edilen kişideki gizli bilgiden ortaya çıkarılmasıdır. لِيَقَعَ عَنْهُ عِلْمُ مَا كَانَ مُلْتَبِسًا عَلَيْهِ Çünkü orada bilmediğini bilsin diyedir. Allah-u Teala kendi imtihanlarını böyle anlatmıyor ki, bu bizim yaptığımız, öğretmen olarak yaptığımız imtihanlarda Allah imtihanlarını böyle anlatmıyor. وَفِي الْغَيْبِ لَا يَحْتَمِلُ ذَٰلِكَ لَا يَحْتَمِلُ ذَٰلِكَ اِذِ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَالِمٌ فِي الْاَزَلِ بِمَا كَانَ وَبِمَا يَكُونُ فِي اَوْخَاتِهِ اَبَدًا Allah-u Teala ezelden olanı da olacağı da bilir, ezelden bilir diyor. Niye? Bak bu söz İmam Maturidi'ye ait olamaz dedim. Niye diyorum biliyor musunuz? Şimdi Ebu Bekir Hoca da söyledi. Şeyin, mağdumun şey olarak kabul etmediğini. Yani şeyden okuduk, Kitab-ı Tevhid'den. Eğer olmayanlar ezelden beri vardır dersek, bu tevhide aykırı bir ifadedir diyor. O zaman ezelden Cenab-ı Hak bizim ne yapacağımızı biliyorsa demek bunu kararlaştırmıştır. Bu İmam Maturidi'nin o sözüne aykırı. Ya o söz İmam Maturidi'nin değildir ya da bu söz onun değildir. Sonra burada bir şey daha söylüyor. Diyor ki ve fihi lugatun ukhra. Bir başka lugat daha var burada diyor. Ve idibtela İbrahimu rabbahu. İbrahim Rabbini imtihan etti. Bunu da eski ulemadan birisine dayandırıyor ama kendisi tenkit etmiyor. Asıl mesele o.
Anlamı neymiş? Se'ele Rabbehu bi kelimatin fe'atahunna. Rabbinden bir takım şeyler istemiş, o da onu vermiş. Ya istemek başka bir şey, imtihan başka bir şeydir. Yani bu Kur'an-ı Kerim'de isteme kelimesi de var. İptila kelimesi ağır bir imtihandan geçirmektir. Ne demek İbrahim Rabbini imtihan etti? Böyle bir şey olur mu? O zaman tamamladığı zaman seni insanlara imam yapacağım sözünü İbrahim mi söyledi Rabbine? Tabii ki değil diyecek. O zaman öyleyse kusura bakmayın, böyle bir şey olmaz. Ondan sonra şeyle ilgili mesela İmam Maturidi'nin müsaadenle onu söylemem lazım. Yani istediği şey yapalım. Ve lenebluvennekum. Lütfen buraya çok dikkat edin. Bu sözde İmam Maturidi'ye asla ait olamaz. Niye olamayacağını siz göreceksiniz. Ve lenebluvennekum. Şimdi bu ayetin tefsiri. Hatta ne'lemel mücahidine minkum ve sabirin ve nebluv akhbarakum. İçinizden cihad edenleri ve sabredenleri bilinceye kadar sizi ağır bir imtihandan geçireceğiz ve haberleriniz ortaya çıkarıncaya kadar. Şimdi cihad edenler, cihatta sabırlı olanlar Allah'ın dostları olur mu? Olur, tamam. Şimdi bak ne diyor burada? Ve yahtemil en yekune ibtelev. Ha ben şey yapmışım, daha yukarıdaymış, aşağılarda arıyorum. Diyor ki bak, hatta ne alemeye ne mana veriyor. Bakın şuraya Arapça bilenleriniz lütfen şuraya baksınlar. Bak hatta hatta ya'leme evliyâuhu. Bak velen eblûnekim, sizi ağır bir imtihandan geçireceğiz. Hatta ne aleme, biz bilinceye kadar. Bunu nasıl tefsir etmiş? Allah'ın evliyası bilene kadar. Allah'ın evliyası bilene kadar. Kimi bilecekmiş? El mücahidine mümkün ve sabir. İçinizden kim cihad ediyor, kim sabrediyor? Cihad edenler Allah'ın düşmanları mı? İmtihan kime karşı veriliyor? Bu Allah'ın evliyası kim? Allah'la bizim aramızda evliya mı var? Bunun şirk olduğunu Kur'an-ı Kerim'in sayısız ayeti bize anlatıyor. Ölmüş olan kimseler, mesela İsa Aleyhisselam vefatından sonra ilk konuşmasını ahirette yapıyor. Diyor ki küntü şehiden aleyhim madümtü fihim, işlerindeyken ne yaptıklarını görüyordum. Felemma tevaffeyteni künten terrakibu aleyhim, beni vefat ettiği zaman görüp gözükten sadece sen oldun diyor. Bu ne demek? Bu Kur'an-ı Kerim'e tamamen aykırıdır. Yani şu imtihan konusu Allah-u Teala yapıyorum diyor, bu ulema hayır yapmıyor diyor. Onun için topu sağa atıyor, sonra yok Allah İbrahim Allah'ı imtihan etti, yok efendim Allah'ın evliyası imtihan etti. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Bu şey nasıl şimdi? İnna Allahu bima ya'maluna muhit. Bu ayetler. O ayeti okuyayım, tamam. Tabii, bunu unuttum. Şey. Sağ olun. Evet. Şimdi bakın burada diyor ki Allahu Teala. İn temseskum hasenetun tesuhum. Size bir iyilik gelirse bu düşmanlarınızı üzer. Yani bunlar münafıklar tabii. Burada münafıklardan bahsediyor Allahu Teala. Münafıkları üzer. وَاِنْ تُسِبْكُمْ سَيِّيَّةٌ يَفْرَحُوا بِهَا. Ama bir sıkıntı duruma gelirseniz ondan da mutlu olurlar. Bu da onu, evet. Evet. Ondan sonra وَاِنْ وَاِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا. Ama sabırlı olur, tedbirinizi de alırsanız لَا يَدُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيَا. Onların yaptıkları tuzak size zarar vermez. اِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِدٍ. Çünkü onların yapmakta oldukları şeyi Allah kuşatmıştır. Yani o anda yaptıkları, gelecekte değil, o anda yaptıklarını kuşatmıştır. Teşekkür ederim. Bir şey daha sorayım hocam. Buyurun. Bu la yenalu ahdi ezzalinin. Peki ona nasıl mana veriyorsunuz? Yani şimdi Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim'in soyundan geleceklerin zalim olacağını. Şimdi yok zalim bak. Şimdi insanları imtihan ettiği için tabii ki o imtihanı kazanan da olacak, kaybeden de olacak. Kaybedenlere benim bir taahhüdüm olmaz diyor Allah-u Teala. Evet. Peki. Evet, buyurun Ebubekir Hocam. Evet. Yani bu iki ayet çerçevesinde ama hoca gibi başka istişatlarınız olabilir. Evet. Ali İmran 140 İn yemseskum karhun diye başlayıp devam eden ayet. Evet. Hoca da kendisi de bunu pek çok programda söylüyor ki bu evet.
Uhud Savaşı bağlamında inmiş bir ayet. Bedir'de siz onlara darbe vurdunuz, Uhud'da da onlar size darbe vurdu. فَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Soru: Allah Teala Bedir'de 300 kişi, 900 kişi müminlerle kafirler, müşrikler karşılaştığında o savaş esnasında, o çetin mücadelede kimin mümin, kimin müşrik olduğunu ayırt edemedi mi? Bunu Uhud'a kadar niye bekletti? Uhud'da da ayırt edemedi, Uhud savaşından sonra anca ortaya çıktı bu. Şimdi böyle ayetler havada uçuşuyor, böyle bir yere indirdiğimiz zaman hiçbir anlamı kalmıyor. Bu ayet Uhud Savaşı hakkında indiyse, ki kendisi de öyle söylüyor. Bedir Savaşı'nda ne oldu? Bedir Savaşı'ndaki mücahidi, sabredeni, mümini Allah bilemedi mi? Kaldı ki bu ayette Allah Teala mücahidi, sabredeni, iman edenleri ayırt etmek için diyor. İman edenleri bilmek için. Allah iman edenleri bilmiyor mu? Allah kimin mümin olduğunu, kimin münafık olduğunu, kimin fasık olduğunu bilmiyor mu? Kalplerde olanı bilir diyor kendisi, değil mi? İmtihan bilgi imtihanı değil diyor, davranış imtihanı diyor. Allah kalplerde olanı bilirse, bu ayette Allah mümin olanları bilmek için ayrıca niye insanları yıpratıcı bir imtihandan geçirsin? Tek bir soru, başka bir şey söylemeyeceğim. Cevap versin. Evet. Yani hakkınızı... Hakkımı kullanın. Peki, Cenab-ı Hak burada diyor ki, tek soru değil, Bedir'i de sordu, tamam, sadece tamam, onu sormadı. Tamam, buyurun yani size. Tamam. Şimdi Allah-u Teala'nın ne dediği bizim için önemlidir. Şöyle diyor. Estağfirullah. Em hasibtu men tedhulul cenne. Siz cennete gireceğinizi mi hesap ettiniz? Ve lemme ya'lemillahu lezine cahedu minkum. Bak dikkat edin. İki şeyde imtihan. Cihat ve sabır. Üçüncüsü yok. Üçüncüsü yok. Siz kendi hayatınızda da bakın, bir konuda karar verirsiniz, gevşeklik gösterir, başaramazsınız. Birçok kimse size birçok hayırlı işlerde şey yapar, söz verir, yerine getirmez. İşte imtihanı kaybeder çünkü. O cihat demek her şeye rağmen hedefe doğru yürümek demektir. Sabır da belli zaten, herkes biliyor. Diyor ki siz cennete gireceğinizi mi hesap ediyorsunuz? Ve lemma ya'lemillahu, lemma ya'lem, şu ana kadar bilmedi, bundan sonra bilecek demektir. Allah-u Teala bu kitabı apaçık Arapçayla indirdim dediğine göre ve siz anlayamazsınız dediğine göre Allah'ın anlattığıyla anlayacağız. Başka bir anlamı yok bu iş. Abdülaziz Bey, Ali İmran 140'ı soruyorum. Allah iman edenleri bilmek için. Hasibtu men tedhulul cenne ve lemme ya'lemillahu lezine cahedu minkum ve ya'lemez sabirin. İçinizden cihad edenler Allah-u Teala bilinceye kadar ve sabredenler Allah Teala bilinceye kadar siz cennete gideceğinizi hesap ediyorsunuz. Ali İmran 140'a bakayım. Az önce onu okumuştum zaten. Evet. Allah iman edenleri bilsin diye. Tamam. Ben tamam. De bunu sordum. Allah. Ya'lemallahu lezine amenu ve yettehize minkum şehada. Bedir'de Allah iman edenleri iman... bilemedi mi? Bedir'e bakacağız. Bedir'de. Hayır, şu ayet bağlamında. Bu Uhud Savaşı. Yani bu iman dediğiniz şey bir insana yapıştığı zaman bir daha çıkmayacak şey değildir. Allahu Ekber. İnsan, müminlerden bahsediyor hocam. İnsan her an inancını terk edebilir. Onun o zaman bakın, imtihan etmenin ne anlamı var? Allah bu kadar çetin imtihanı şimdi, niye sokuyor insanları? Tamam, o zaman cevabını lütfen dinleyin. Şimdi muhterem arkadaşlar, Ali İmran suresi 106. ayette Allah-u Teala şöyle diyor. Estağfirullah. يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْفَدُّ وُجُوهٌ. O gün bazı yüzler ak, bazı yüzler kara çıkacaktır. فَاَمَّ الَّذ۪ينَ اَسْفَدَّتْ وُجُوهُهُمْ اَكَفَرْتُمْ بَعْدِ اِمَانُكُمْ. Yüzleri kara çıkanlara şöyle denecek: siz inandıktan sonra kafir mi oldunuz? Kafir demek bir şeyi örten demektir. Ben şimdi şu suyun üstünü örtüyorum. Su olmasa örtebilir miyim? O kafirlerin tamamı kendilerindeki doğru inancı örten insanlardır. Allah-u Teala bunu burada böyle söylüyor. Her insan doğru inanca varır ve örter, onun için kafir olur. فَذُوقُ الْعَذَابِ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ diyor. Kafirliğinize karşı bu azabı tadın diyor. Dolayısıyla her insan, mesela bir insan neden kafir olur? İbrahim suresi 3. ayet. Diyor ki اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. O yüz yüze oldukları hayatı sonrakine tercih edenler, dünyayı ahirete tercih edenler, o tercih insanı kafir yapar, başka bir şey değil. İşte o tercih, o zor savaşlarda belli olur, o sıkıntılarda belli olur, başka zaman herkes kendisini büyük kahraman görür. Şimdi Bedir Savaşı'na gelince, Bedir'le ilgili Enfal suresi 67. ayete bakalım.
Tabi bize Bedir'i Kur'an anlattığı gibi hiç kimse anlatmadı ki. Bunları biz anlatınca insanlara çok garip geliyor. Halbuki Allah-u Teala'nın ayetleridir yani. Şimdi Enfal Kur'an-ı Kerim'in biliyorsunuz 8. Evet. suresidir. Bu arada şunu ifade edeyim. 8.30'da bitirelim. Bitirelim hocam. Namaz geçecek. Geçiyoruz. 8.30'da bitecek şekilde. Namaz meselesi var tabii. Tabii. 8.30'da bitirelim. Şimdi diyor ki Allah-u Teala burada, önce şunu anlatayım ben size kısaca, mesele anlaşılsın diye muhterem arkadaşlar. Mekke'de Müslümanlar çok sıkıntıdayken Allah o sırada duydular ki Rumlar Perslere yenilmiş. Hocam Rum meselesine girmeyelim. Inen, o çok uzun. Müsaadenizle. Ben bir şey sıra bende. Sıra bende müsaadenizle. Sıra bende. Şimdi Rumlar lütfen. Duydular ki Rumlar yenilmişler. Allah-u Teala o zaman Rum suresini indirdi, dedi ki Rumlar size en yakın bölgede yenildi. Bunların mağlubiyetinden sonra 3 ile 9 sene içerisinde galip gelecek. Sonra Medine'de zaten tarihinizde sabittir. Müslümanlar Rumlarla Persler arasındaki haberi bekliyor, Mekkeliler de bekliyor. Ne zaman onlar birbirlerine karşılaştıysa, o sıra Şam'da olan Ebu Süfyan kervanı kaybettim diye korkuya kapıldı. Mekkeliler de kervanı kaybettik diye korkuya kapıldı. O kervanı kurtarmak, bunlar da kervanı kurtarmak için ordu çıkardılar. Müslümanlar da Allah bize kervanı verecek diye yola çıktılar. Sonra Cenab-ı Hak, bakın bu Allah-u Teala'nın koyduğu yol haritasıdır. Bu imtihan burada değil. İmtihan gelecek. Şimdi orada geliyor şeyler, iki Müslümanlar şeyi isterken, o kafile isterken Allah-u Teala diyor ki bu kafirlerin kökü kazılsın diye ben size Mekke ordusunu veriyorum diyor. Ama ondan önce indirdiği ayette de esir almayı yasaklıyor düşmanı iyice ezmeden önce. Muhammed suresi 4. ayette. Şimdi burada diyor ki Allah-u Teala, bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve Müslümanlara Bedir'de Allah zaferi verdi. Ama imtihanı kaybettiler. Resulullah ve Müslümanlar imtihanı kaybetti. Hocam. Şimdi ayeti okuyorum. Ayet okuyorum. Ayet okuyorum. Yani. Diyor ki Allah-u Teala مَا كَانِ لِنَبِيِّنَ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ. Bu insanı kafir yapacak bir şey değil. Bu amel olarak yapılan yanlışlıktır. Hiçbir nebinin düşmanı tam etkisiz hale getirmeden esir olma hakkı yoktur. Çünkü Muhammed 4. ayet bunu emrediyor. تُرِيدُونَ عَرَدَ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ يُرِيدُ الْاٰخِرَةِ. Şimdi Müslümanlar o ganimeti, esirleri görünceye kadar esir almayı hiç akıllarına bile geçirmemişler. Ama onlar görünce iş değişiyor. Siz hemen elde edeceğiniz şeyler istiyorsunuz. Allah sonunu istiyor. Yani Allah Mekke'ye girmenizi istiyor. Ama Bedir'de Müslümanlar Mekke'ye girememişlerdir. Ondan sonra diyor ki Allah-u Teala Vallahu azizun hakim, Allah aziz ve hakimdir. Niye ben Rum suresini söz verdim? Çünkü Allah orada Müslümanlara zafer vereceğini Mekke'deyken söz vermiş. Burada diyor ki levla kitabu minallahi sebeka. Allah'ın daha önce size yazdığı bir zafer olmasaydı o Rum suresinde lemessekum fima akhadtum adabun elim. Şu aldığınız esirlerden dolayı size elbette ki büyük bir azap dokunacaktı. Bakın şimdi Allah-u Teala önceden kendi ayeti bu. Onun dediği gibi kabul etmek zorundayız. Kendi kafamıza, felsefecilerin kafasına göre değil. Diyor ki ben daha önceden yazmasaydım aldığınız esirlerden dolayı bu olacak. Demek ki Allah-u Teala bunların bu esir alacağını önceden yapmamış, belirlememiş, onlara bırakmış. Henüz madum olduğu için İmam Maturidi'nin dediği gibi de bilinmeyen şeydir bu. Tamam. Teşekkür ederim. Yalnız ben şimdi bir iki şey sordum. Sonra şey yapacağız. Buyurun. Ben bir şey sordum. Dedim ki Ali İmran 140'ta Allah Teala kimin iman edeceğini bilmek için böyle bir imtihan yapmış. Bu imtihan Bedir'de belli olmadı mı kimin iman edeceği, kimin etmeyeceği? Bedir'de belli olmadı mı? Bedir bir imtihan değil miydi? İman edeceği bilmek için, iman edenleri bilmek için ya da imanda sebat edecekleri bilmek için Allah böyle bir imtihan yapmaya
mahkum mudur, mecbur mudur? Yahut da böyle bir imtihan yapmak zorunda mıdır? Bir şey daha söyleyeyim. Sözün başında sordum bu soruyu. Yani bu cihat meydanında gösteriş için savaşanlar, para için, ganimet için, gösteriş için savaşanlar, kahramanca savaşanlar ne olacak? Allah bunları bilecek mi, bilmeyecek mi? Ya basit sorular soruyorum ki mesele mihverinden sapmadan gitsin. Ya bu sorular cevap. Şimdi Rum suresi. Bir dakika hocam. Bunlar bir dakika ya. Sorular. Ya sen burada bir bildiğini anlatacaksın. Evet, tamam. Bu vaaz dinlemeye gelmedi insanlar buraya. Tamam tamam. Yani bir dakika, bir dakika arkadaş, yapma, bunu yapmayın ya, bunu yapmayın. Ya. Rum suresinde Allah Teala Rumların Sasanileri yeneceğini önceden haber verdi. Bu imtihanla ilgili bir şey değil mi? Rumlar, Sasaniler iradelerini kullanarak birbirleriyle savaşmayacaklar mı? Önceden verilmiş bir hüküm, önceden verilmiş bir haber, önceden yazılmış bir yazı. O zaman Sasaniler ahirette deseler ki ya Rabbi sen baştan bu işin Abdülaziz Bey'in tabiriyle kararını vermişsin. Allah karar vermez, irade eder. Diyelim ki öyle, sen kararını vermişsin, bize yenilmek düşmüş. O zaman niye bizi böyle bir şeye düçar ettin dese ne diyecek? Diyecek ki ben sizi imtihan etmek için böyle yaptım. Ya kimin ne yapacağını imtihan etmek için neticeyi de sen belirliyorsun. Kimin iman edeceğini baştan biliyorsun, kimin sonuçta akıbeti ne olacak bunları biliyorsun. İmtihanın ne anlamı var o zaman? İşte bu Abdülaziz Bey'in sorunun başında, oturumun başında verdiği cevap doğru bir cevaptı. Vereyim, mesele vereyim. Odur. Vereyim bu sorunun cevabı. Mesele la yus'elu amma yef'alu ve hum yus'alun. Cevap vereyim. Bir çocuğu niye öldürdü? Bunun cevabını alamadık biz. Yani orada bir şey daha sordum ben. İkinci doğacak çocuğun muhsin olacağına, ana babasına hayırlı olacağına garanti mi var? Bir çocuğu bilemedi Allah, çocukken öldürdü. İkinciyi nasıl meydana getirecek, nasıl dünyaya getirecek de bu çocuk anasına babasına hayır edecek? Yalın soru soruyorum, yalın cevap istiyorum. Şimdi hocam kısa uzattım. Tamam, kısa cevap vereceğim. Tabii vakit süredik. Bitiyor. Tabii. Evet, şimdi evet. Allahü Teala ve neblukum bişşerri vel hayri fitne diyor. Allahü Teala sizi şerle de hayırla da imtihan edeceğiz diyor. Ben bunu kendi hayatımda yaşadım. Cenab-ı Hak bize çok zenginlik de verdi, çok fakirlik de verdi ve ondan dolayı Allah'a hamdü senalar ederim. Şimdi Rumların, tabii onlar da Allah'ın kulu, elbette ki onlar da imtihandan geçiyor. Rumlar imtihanı kazanıp kazanmamaktan dolayı Allah'a karşı hesap verecek değiller. Mesele o değil, Allah kazanmak, bunu biliyor hocam. O imtihanı kazanmak onların imtihanı değil. Oradaki davranışlarıdır onlara sevap ya da günah kazandırmak. Şimdi burada şeydeki Mısır'daki o meydanda öldürülen kişilerin öldürülmemeleri onların problemi değil. Önemli olan o zamana kadarki tavırlarıdır. Dolayısıyla insanlar gösterdikleri tavırla sevap ya da günah kazanırlar. Savaşı kazanıp kazanmamakla değil. Çünkü Cenab-ı Hak insanları o tür şeyle imtihan etmiyor. Hayırlı şeylerle de yüzde getirir, şerle de yüzde getirir. Bizim davranışlarımızı ölçer, o kendisinin söylediği Abdülaziz şey. Bey, imtihandan bahsetmiyoruz. Allah Rumların yenileceğini biliyor mu, bilmiyor mu? Sasanilerin yenileceğini. Biliyor mu, bilmiyor mu? Lütfen. İmtihandan bahsetmiyoruz. Mesele imtihan ya değil yani. Şimdi ben Rum suresini okurken okuma dedin. Allahü Teala. Hayır, bu soruya cevap. 3 ile 9 yıl arasında Rumların yenileceğini söylüyor. Ha, biliyor muymuş? Allah ya Rabbi sana sığınırım. Kardeşim bu imtihan değil. İmtihan Müslümanların Bedir'de Allah'ın emirlerine göre davranıp davranmamalarıdır. İmtihandan bahsetmiyoruz Abdülaziz Bey. Allahü Teala geleceği tabii ki bilir. Allah'ın geleceği bilmediğini kim söyleyebilir ki? Bu adam kiminle evlenecek? Arkadaşlar. Tamam, benim açımdan maksat hasıl olmuştur. Bir dakika, ben bir cümle söylemem lazım. Yap. Şimdi benim bir cümle söylemem lazım Jasper. Evet. Arkadaşlar burayı lütfen. Peki. Lütfen. Bir dakika. Ben son olarak bir cümle söylemem lazım. Bir dakika. Arkadaşlar bir dakika sakin olun lütfen. Lütfen. Ya. Lütfen. Tamam.
Evet, son hocam cümlenin sonra ben de kısaca bağlayayım. Tamam. Şimdi evet. Burada bizim bütün videolarımız evet. internette vardır. O videoların hiçbir tanesinde Cenab-ı Hak geleceği bilmez diye bir cümle yoktur. O videoların hiçbir tanesinde Allah gaybı bilmez diye bir cümle yoktur. Ama bize cevap veremeyenler iftira ile bunu söylüyorlar. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda yakalarına yapışacağım haberler olsun. Evet. Yapmayın bunu ya. Yapmayın ya. Bu ne ya? Evet. Peki. Sus. Sus. Yapmayın gözünüzü seveyim ya. Onlar yapıyor bari siz yapmayın. Peki. Sus. Tamam arkadaşlar. Sus. Hocam kapatalım iş kötüye tamam. gidiyor. Kapatalım. Evet. Evet. Peki. Ya. Allah rızası için sakin olun evet. arkadaşlar. Her iki tarafa da söylüyorum ya. Bu burası evet. kavga yeri değil ya. Lütfen. Şimdi namaz vakti daraldı. Ben aslında bir özet yapmak istiyordum ama namaz daraldı. Onun için özet yapmaktan da vazgeçtim. Evet. Peki.